İyi akşamlar değerli seyirciler. Her perşembe olduğu gibi bu perşembe de Türkiye'nin gündemi programıyla karşınızdayız. Yine çok değerli konuklarımız var ve çok önemli konular var ajandamızda. İşte o konuları konuklarımla masaya yatıracağız ve sizleri aydınlatmaya çalışacağız. Ben hemen konuklarımı takdim etmek istiyorum size. Skype'la katılıyor Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu. Aykut Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi akşamlar. Çok teşekkür ederiz. Ve HDP İstanbul Milletvekili Profesör Doktor Erol Katırcıoğlu var Ankara stüdyomuzda. Erol Bey siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederim Gökhan Bey. Teşekkür ederiz. Ve Sol Parti temsilcisi Alper Taş var. Alper Bey siz de hoş geldiniz. İyi yayınlar diliyorum. Ve aslında Fethi Açıkel, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel de bizimle olacak. Ancak Ankara'dan İstanbul'a geliyor kendisi ve aracının lastiğinde bir sıkıntı yaşamış. İlk bölüme yetişmeye çalışacak ancak ilk bölüme yetişemezse ikinci bölümde o da bizlerle olacak Fethi Açıkel'de. Ajandamızda neler var? Hemen konu başlıklarını sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikle kıdem tazminatı var tabii. Kıdem tazminatı, evet, sendikaların kırmızı çizgisi, en azından Türk İş öyle söylüyor. Ama DİSK bu kıdem tazminatı görüşmelerinden, danışmalarından daha doğrusu maalesef iktidarın çemberine giremiyor. İktidar DİSK'i görmezden geliyor. Kıdem tazminatı ne demek? Niye iktidar şimdi yeniden kıdem tazminatını raftan indirdi? Bunu konuşacağız ve tabii ki HDP'yi konuşacağız. HDP'ye medya ambargosunu konuşacağız. Ve HDP'nin o demokrasi, adalet yürüyüşünü başlattı ve ne hedefliyordu, amacı neydi HDP'nin? Bunu masaya yatıracağız ve tabii ajandamızda hak ve özgürlükler de var. Ama hak ve özgürlükler sadece bir tarafa mı var yoksa her tarafa mı var? İşte bunu konuşacağız. Niye böyle diyorum? Çünkü efendim biliyorsunuz AKP'li bir temsilci çıktı ve dedi ki biz Kemalistleri alaşağı edebilmek için FETÖ'yle kol kola girmiştik dedi. Ve hiçbir işlem yapılmadı. Yargı kılını bile kıpırdatmadı ama FETÖ'nün çamaşırlarını ortaya döken biz gazetecileri, akademisyenleri ya da siyasetçileri ya da yazarları gözaltına aldılar, tutukladılar. Onlardan bazı arkadaşlarımız hala içeride. Yani demokrasi ve yargı tek taraflı mı işliyor? İşte bütün bunları masaya yatıracağız. Şimdi kıdem tazminatıyla başlıyoruz. Müsaade ederseniz ilk önce Aykut Erdoğdu'yla başlamak istiyorum. Aykut Bey, şimdi kıdem tazminatını yeniden siyasi iktidar raftan indirdi. Biliyoruz aslında AKP'li Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak geçen sene bu yeni ekonomi programını açıklarken söylemişti. Biz bununla sermayeye kolay kredi vermeyi düşünüyoruz diye açıklamıştı. Bir taraftan da hazinede para bitti. Para da lazım. Dolayısıyla işçi ve emekçiyi düşünen yok. Bundan işçi emekçi çok zarar görecek ama siz neler söylersiniz? AKP neden kıdem tazminatını yeniden ortaya çıkardı, raftan indirdi? Ya öncelikle tabii paketin tam içeriğini bilmiyoruz. Ama mesele kıdem tazminatı olunca, aktörde AKP olunca büyük şüpheler duyuyoruz. Bir de Türkiye ekonomisinin içinde bulunduğu duruma bakarsak bu şüphelerimiz artıyor. Çünkü Türkiye ekonomisi şu an itibariyle korkunç bir kaynak sıkıntısı içerisinde. Merkez Bankası'nın yedek akçeleri daha kullanıldı. Yıllarca biriktirilen bir cumhuriyet birikimi olan Merkez Bankası yedek akçeleri kullanıldı. Hazine aşırı bir borçlanma içine girdi. Biliyorsunuz ekonomi büyük bir gerileme içerisinde, durgunluk değil, yüksek enflasyonla birlikte küçülme yaşıyoruz. Bu da dünyada çok az görünen bir şey. Buna stagflasyon diyorlar. Yani nadir görünen bir durum bu. Bu durumda tasarruflar yetersiz olunca diyorum ya, artık böyle yazlık ceketin cebine bile baktılar. Artık bundan sonraki aşamada işçilerin birikmiş kıdem tazminatı haline geldi. Yani sanıyorum ki buna bir müdahale planları var. Bu çok haksız, çok hukuksuz olur. Ve artık son kurşun olur. Çünkü işçi özellikle biliyorsunuz yani çok ağır koşullarda Türkiye'de çalışır. Uzun saatlerle, düşük ücretlerle ve tek umudu kıdem tazminatıdır. Kıdem tazminatı aynı zamanda işçi işveren barışı açısından da çok önemlidir. Düşünün mesela bir
işveren işçisini çıkarmayı düşünüyorsa, ya çok kıdemi var çıkarmayalım, çok da emeği var der. Veya işçi işi bırakacaksa, ya şimdi çıkarsam kıdem tazminatımı alamayacağım der. Böylesine bir şeydir aslında, bağlılık da simgesidir. Buna müdahale çok ağır sonuçlar doğurur, çok zalimce olur her şeyden evvel. Ama gördüğüm kadarıyla böyle kararlı bir şekilde yürümeye çalışıyorlar. Ve yüz binlerce işçinin temsilcisi olan DİSK'i de çağırmıyorlar. Sonuçta bu DİSK bir sürü yüz binlerce işçinin temsilcisi. Öyle keyfe keder bir şey yapılamaz. Türk İş ve Halk İş'in tavrını da göreceğiz. Burada ne yapacaklar diye. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak işçinin birikmiş alın terine böylesine bir müdahalenin karşısında duracağız. Ama tabii teknik detaylar için paketi görmemiz gerekiyor. Evet. Teşekkür ederim Aykut Bey. Erol Bey, sizle devam etmek istiyorum. Şimdi tabii yeniden bu kıdem tazminatı meselesi senelerce ortadaydı aslında. Ama AKP iktidarı döneminde daha sıkça telaffuz edilmeye başladı. Geçtiğimiz dönemlerde de çok sıkça gündeme gelirdi işçinin kıdem tazminatı ve bunu bir fona çevirme işi. Ama şimdi kıdem tazminatı sadece işçinin birikmiş parasına, yani bu tamamlayıcı emeklilik sistemi işçinin birikmiş parasına el koymakla kalmıyor. Diğer taraftan şimdi aynı zamanda 60 yaşına kadar işçi sistemden yararlanamayacak yeni tamamlayıcı emeklilik sistemiyle ve 75 yaşına kadar da toplu ödeme alamayacak bir taraftan. Yani Türkiye'de yaş ortalamasına baktığımızda yeni gelecek bu fonla 60 ve 75 yaşları demek neredeyse hani mezarda emeklilik demek bir taraftan. Sizin görüşünüz nedir? Neler söylersiniz? Evet. Doğrusu Aykut Bey demin konuşmasına başlarken söyledi. Ortada gerçekten ciddiye alıp da üzerinde çalışabileceğimiz metin yok. Açıklamalar var. Açıklamalarda doğrusu isterseniz her sendika biraz kendi meşrebine göre bir şeyler söylüyor. Fakat yani Aykut Bey'in de aslında... Eyvah. Ne yapalım? Devam edeyim mi? Durun dinliyorum. Evet. Yani aslında doğrusunu isterseniz hükümet benim görebildiğim kadarıyla bu korona sonrasını düşünerek işverenlerin bir an önce üretime geçip ve işte belli bir üretkenliği ya da belli bir üretimi sağlayabilmeleri açısından gerekli gördüğünü düşündüğü bir mesele bu. Yani işçi maliyetlerini düşünmeye yönelik bir geri planda bir fikir var diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten bu hükümet görebildiğim kadarıyla elindeki bütün kaynakları tüketti veya tüketmek üzere. Bir takım dış ilişkiler içinden kaynak girişini sağlamaya çalışıyor ama bu konularda da çok umut var değiller anladığım kadarıyla. Çünkü bir yandan pandeminin nasıl gelişeceğiyle ilgili olarak da çok belirgin bir şey yok ama görüldüğü kadarıyla tekrardan yükselme ihtimali esasında üretimin tekrar sokağa çıkma yasakları vesaireyle üretimin tekrar yavaşlamasıyla sonuçlanacağını görüyorlar. Dolayısıyla da pandemi sonrası ekonomide alınacak olan tedbirlerin başında anlaşılan o ki işçilerin maliyetlerini düşürmek. Zaten bunu şöyle de bağlantılı hale getirebiliriz. Biliyorsunuz hükümet sözcülerinin bir kısmı Çin'le bağlantılı olarak Çin'in Batı dünyasıyla ilişkileri kopuyor. Onun yerine biz yer alabiliriz diye düşünüyorlar ama tabii Çin'in en önemli avantajı düşük ücretlerdir. Dolayısıyla da Türkiye'nin emek piyasasındaki var olan kuralları, yasayı başta olmak üzere esnetmek gibi bir dertleri var. Ve anladığım kadarıyla yani çeşitli tartışmaları olmaya başladı. Belki özellikle 25 yaş altı, 60 yaş üstü insanların sürekli çalışma sözleşmeleri ilgili bir müdahalede bulunarak ki o konularda işverenlerin de talepleri olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla da burada benim kanaatim odur ki zaten DİSK'i
çağırmamakla birlikte, yani riski çağırmamak esasında yapılacak olan işin emeğin lehine bir iş olmayacağını söylüyor. Dolayısıyla da hükümet her zaman olduğu gibi, her zaman olduğu gibi sermayenin yanında yer alıyor ve kendine yakın bulduğu sendikalara da işte aranızı anlaşın, işi çözün diyor. Anlaşılan Erdoğan'ın açıklamaları bu anlama geliyor. Doğrusunu isterseniz yani tabii ki bugüne kadar hükümet hep bunu yaptı zaten. Hani ben yaptım oldu diye bir şeyler yaptı. Ama olmuyor. Yani ve olmayacak da zaten olmayacak. Çünkü milyonlarca işçiyi ilgilendiren özellikle kıdem tazminatı gibi bir konuda var olan hukuki dayanakları gevşetmek ve sonunda işte geçici sözleşmelerle daha doğrusu emeği istihdam etmek ve dolayısıyla da kıdem tazminatı hak etmeden emekliliği noktasına gelmelerini sağlamak gibi bir derdi var gibi gözüküyor. Doğrusunu isterseniz biz de Halkların Demokratik Partisi olarak yani bu metin gelirse meclise biz de buna karşı çıkacağımızı şimdiden söyleyebilirim. Evet, teşekkür ederim Erol Bey. Alper Bey, şimdi bu kıdem tazminatı öteden beri söylediğim gibi tartışılan konu, DİSK sürekli karşıda olduğunu söylüyor ama işin biraz sendikal boyutuyla gidelim. Hem işçi tarafı hem sendikal boyutuyla gidelim istiyorum. Bir tarafta Hak İş var, bir tarafta Türk İş var işçileri temsilen. Hak İş'in zaten tavrını biliyoruz aşağı yukarı. İktidar yanlısı ama şimdi Türk İş de neredeyse yavaş yavaş iktidarın dümen suyuna girmeye başladı. Hele ki Türk İş Başkanı Ergun Atalay'ın o toplu pazarlıklar zamanında mikrofonun açık kalmasıyla bu işi bir an evvel bitirelim, üstümüze kalmasın gibi tavrı da işçiler aslında bir miktar şey yaptı, zor durumda bıraktı. Türk İş'i de zor durumda bıraktı. Ama anlaşılan o ki yine aynı durum olacak gibi görünüyor. Bir tarafta DİSK yok ama Türkiye'deki sendikallaşma durumuna baktığımızda yani zannediyorum %12'lerde falan sendikallaşma durumu ama Türk İş'in temsil ettiği de %5'i kapsıyor. Bir de %95'lik kesim var. Onların hakkını kim koruyacak? Şimdi tabii bu mesele basit bir mesele değil. Yani sınıf açısından, çalışanlar açısından çok temel bir mesele. Yeni bir mesele de değil esasen. Ya ta 12 Eylülcülerin hatta öncesinden itibaren sermayenin ve sermayenin devletinin hep arzuladığı, hedef olarak koyduğu bu kıdem tazminatı meselesini işveren sermaye lehine düzenlemek, devlet lehine düzenlemek, sermaye lehine düzenlemek ve işçi aleyhine elbette düzenlemek. Çok konuşuldu, çok tartışıldı. Zaman zaman gündeme geldi. Gerekli reaksiyonlar gösterildi. İşte sendikalar tutum aldılar. Gerçekten varlık yokluk meselesi. Hem sendikal alan açısından hem işçilerin geleceği açısından yani gelecek kaygısı açısından ve iş güvencesi açısından özellikle. Çünkü kıdem tazminatı aynı zamanda güvenlikli bir çalışmayı da, pardon güvenceli bir çalışmayı da içeren bir mesele. Doğal olarak bu kıdem tazminatının tasfiyesiyle işçilerin birikimlerinin yanı sıra çalışma hayatını kuralsız hale getirme çok önemli bir mesele olarak ortaya çıkıyor. Şimdi bu nereden çıktı gerçekten? Yani durup durup tekrar yeniden piyasaya sürüyorlar. Şimdi bir COVID-19 büyük bir yıkım yaşadık, hala daha yaşıyoruz. Büyük bir kıyım, işçi kıyımı oldu. 6 milyon yeni insan işsiz kaldı. Büyük bir gelir kaybı söz konusu oldu. Devletin sosyal bir niteliği görmedik bu süreçte. Yani devlet böylesine bir dönemler için var. Ya 14 gün insanını, yurttaşını ya evinde kal, ben senin bütün sosyal ihtiyaçlarını 14 gün boyunca karşılayacağım diyebilecek bir devlet olmadı. Olsaydı zaten bu pandemi koşulunu da sürecini de atlatmış olacaktık. Evet. Yani sonuç itibariyle COVID döneminde sermayeye teşvik uygulayan ve emekçiye de başının çaresine bak deyip fabrikalara tezgaha süren bir devlet anlayışı bütünüyle ortaya çıktı ve bu zor dönemler için yanda, kenarda, köşede hiçbir şey bırakmamış. Aykut Bey'in dediği gibi yedek akçeyi bile bitirmiş.
kaynakları tüketmiş bir hükümetle karşı karşıyayız ve bu iktidarın, bu hükümetin, hükümet demeyelim, bu iktidarın bir takım pratikleri de var, şaibeli pratikleri. İşsizlik fonu oluşturulmuş, ne idüğü belirsiz bir biçimde harcanmış, tüketilmiş. Deprem için fon oluşturdular, deprem paraları nereye harcanmış? Bunların hesabı kitabı verilmemiş. En son 15 Temmuz gazileri paralar toplanmış, paralar iç edilmiş ve hesap verilmiyor. Yani aradan 4 yıl geçmiş, ortada verilir bir hesap yok. Şimdi doğal olarak kasa boşalmış vaziyette ve bir de sermayeye yeni alan yaratmak. Çünkü sermaye iktidarı bunlar yani sonuç itibariyle. Ve birden gündeme tekrar bu kıdem tazminatıyla hem işçinin birikmiş hakkını fon üzerinden denetimi almak ve bunu da bir kredi aracı olarak kullanmak hem de bir esnek ilişki, kuralsız ilişkiyi çalışma yaşamının merkezine oturtmak amacıyla bir hedef var. Pekala bunu kimle konuşuyorlar, kimle tartışıyorlar, bu nereden çıktı? Mesela gizli ve örtülü görüşmelerle bunu halletmeye çalışıyorlar. Tabii bu görüşmenin başını kendilerine yakın buldukları sendikalarla yapıyorlar doğal olarak. Buna muhalefet edecek disk gibi oluşumları bir tarafa koyarak yapıyorlar. Şimdi çalışma hayatını düzenleyen bildiğimiz kadarıyla iki tane kurul var. Bir üçlü danışma kurulu var. Bir de işte Ekonomik Sosyal Konsey denilen bir konsey var. Adı var zaten, kendisi yok. Sosyal konsey de epeydir toplanmadı yok, zaten. Yok, toplandığı yok. Üçlü danışma kurulu toplanıyormuş sık sık, zaman zaman. Burada da gündeme gelen bir mesele değil. Yani buradan şunu anlıyoruz. Geçen ama bildiğim kadarıyla DİSK de o üçlü danışma kurulunun üyesi değil mi? Üyesi, o da var. Üyesi, evet. Yani işçi, işveren ve devletten oluşan ve DİSK'in de içinde yer aldığı bir oluşum zaten. Zaten toplanmaması herhalde bu sebepten dolayı, yani her konuda toplanması gereken önemli bir kurum olmasına rağmen bu konuda hala daha bu bir tartışma, bir toplantı söz konusu olmamış. Şimdi Erdoğan geçen bu bir laf etti, işte çözüm, çare İslam iktisadındadır filan diye, işte sömürü ortadan kalkacak. Tam bunu dediği noktada, sömürüden, faizden şikayet ettiği bir yerde önümüze şimdi bütün işçilerin birikmiş haklarını bir tür elinden alacak ve işverenlere kaynak aktaracak ve aynı zamanda devletin de bu noktada bir tür kaynak yaratma aracı olarak kullanacak bir sömürü sistemini, sömürü anlayışını kıdem tazminatı meselesi üzerinden tamamlayıcı, bir de bu kavramları çok iyi buluyorlar. Yani tamamlayıcı emeklilik, yani eksik kalan emekliliğini bak ne güzel tamamlayacaklar. Aslında emeklilik, yani kıdem tazminatını bir tür emeklilik ikramiyesine dönüştürme. Aslında emeklilik olgusunu bütünüyle tasfiye etme, yok etme gibi bir anlayışa da tekabül ediyor. Burada mesele şu, bazı konuları konuşacağız ama burada geçen 15-16 Haziran'ın 50. yılıydı. Yani 15-16 Haziran gibi çok ciddi bir tepkiye ihtiyaç var Türkiye'de. Bu mesele madem kırmızı çizgi, gerçekten kırmızı çizgi olmalı. Yani bu konuda büyük laflar etti Türk İş, özellikle Türk İş. Doğal olarak bunu gereğini yerine getirmeliler. Yani sınıfa dair bir sorumlulukları varsa ve gelecek kuşaklara bir sorumlulukları varsa bu böyle kolayca meclisten geçmemeli, geçirilmemeli. Bu bütün gelecek kuşağı bir köleleştirme uygulaması, projesi. Doğal olarak çok ciddi bir tepki göstermek lazım ama burada maalesef handikaplı yanlarımız var. Sendika mücadele çok geri bir noktada. Birleşik bir emek hareketi yok, birleşik bir sınıf hareketi yok. Tam da bu vesileyle birleşik bir emek hareketinin, birleşik bir sınıf hareketinin yaratılması açısından bu bir yaşamsal mücadele haline dönüşüyor. O yüzden kırmızı çizgimizse gerçekten, ki öyledir hepimiz açısından, bunun gereğine uygun iktidara anlaması gereken yanıtları vermemiz gerekiyor. Yoksa burayı da çiğnedikten sonra, yakıp gittikten sonra gerçekten geriye kölelik düzeninden başka bir şey kalmayacak. Türkiye bunu hak etmiyor, emekçiler bunu hak etmiyor. Bu yasaya geçit vermememiz gerekiyor. Evet, teşekkür ederim. Aykut Bey, şimdi
Evet, işçinin kıdem tazminatı, işçinin hakları elinden alınıyor ama bu kıdem tazminatı meselesinde bir de işsizlik fonuna katkıya işverenden de çok tepki geldi. İşsizlik fonuna işveren katkısı 2 puandan 4 puana çıkıyor. İşçininki de 1 puandan 2 puana çıkıyor. En azından geçici bir süre için, yani yılbaşına kadar. Kıdem tazminatında da zaten işverenin katkısı var. 4 puan da orada var. Aşağı yukarı 8 puana çıkıyor işverenin katkısı. Ve dolayısıyla işverenden de varyansın geldi. Şimdi hiç zamanı değildi bunun. Dolayısıyla hani bir taraftan SSK'yı devlete yıkmaya kalkışırken işveren bir de ek 4 puanlık bir yük geldi. Asıl tepki işverenden geliyor. Ne diyeceksiniz? Valla birincisi bu bir işsizlik fonu değil. Bu devlet fonu. Yani işsizlik fonu diyorsanız bunu işsizin kullanması lazım. İşsiz bunun kullandığı %5'i bile değil. Yani sonuçta bu parayı alıyorlar, paranın tamamını hazine kağıtlarına yatırıyorlar. Hatta ara ara da düzenlemeler yaparak ya bir sürü yandaş müteahhitin hak edişleri ödeniyor. Kamu bankaları batırılmış durumda. Kamu bankaları da yandaş büyük müteahhitlere kredi verdiği için batırıldı. Yani esnafa veya KOBİ'ye verdiği kredilerde çok büyük sorun yok. Ama 3. Havalimanı, işte 3. Köprü, Kuzey Marmara Otoyolu, Marmaray, Batık bir türlü projelerine verilen krediler dolayısıyla sermayesi eriyince de işsizlik fonu adı altında kullanılan bu fon tamamıyla bir hazine fonu. Hazine dediğimizde saray hazinesi olduğu için bir kamu hazinesi niteliğini kaybetti artık Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hazinesi. Tamamıyla saray ve çevresindekileri finanse etmek üzere kurulmuş bir şeye döndü. Bir şekilde varlık fonu da böyle. Dikkat ediyorsanız bakın bu varlık fonu meselesi Cumhuriyet'in bütün birikmiş varlıklarını yani artık son kuruşuna kadar kullanmak üzere denetim dışında, bütçe disiplini dışında kurulmuş bir yapı. Yani artık her kaynağın sonuna geldiler. Şimdi şöyle düşünün, Türkiye'de bir tasarruf açığı var, hepimiz biliyoruz. Bu tasarruf açığını önemli bir şekilde dış borçta kapattılar. İşte hani böyle istikrar sürsün, Türkiye büyüsün, işte AKP'li istikrarlı yıllar falan dediklerinde bugünlerin temeli atılmıştı. Türkiye bugün 450 milyar dolar bazen iniyor bazen çıkıyor. Dış borcu var. Her yıl cari açık veriyor. Yani Türkiye'de şu an itibariyle en düşük tanımlı şeyden baksanız 9,5 milyon işsiz var. Açıklanan rakamlarda öyle 3,5-4 milyon değil. Büyük aldatmaca var işsizlik rakamında. Türkiye'deki enflasyona güvenmiyoruz. Hadi açıklanan enflasyona güvensek bile %11, %12 işsizlik şey var, enflasyon var. Cari açık almış başını yürümüş. Yani yetmiyoruz artık. Faiz, yani faize karşı bir hükümet olduğunu söyler. Faiz hala dünyanın en yüksek faizlerinden. CDS dediğimiz bir şey var. Bu ülkenin sigorta primi. İtibarı aslında 500-600 puan. Yani en kötülerden biri, dünyadan en kötü, iflas etmiş bir ekonomiyle karşı karşıyayız. Artık ilk şeye, işçiye el uzattılar. Ama bu kıdem tazminattaki puan artırışıyla işverene de el uzatıyorlar. Bu arada işveren de bu kıdem tazminat düzenlemesinden memnun değil. Çünkü buradan işverene bir pay gitmeyecek. Buna tamamıyla devlet el koyacak. Devlet eliyle de yandaşlara dağıtacak. Bu yedikçe doymayan bir yolsuzluk canavarı gibi. Ve böyle ezberlenmiş bir şey, böyle kapitalist bir mantıkları var. İşçiye yatırım, işçiye verilen şeydir, verimsizdir. İşçiye verilen işte Türkiye'de enflasyonu artırır gibi anlamsız ön yargıları var. Bugün Türkiye'deki temel sorun mesela sürekli enflasyon önümüze koyuyorlar ama Türkiye'deki enflasyon bir talep enflasyonu değil ağırlıklı olarak. Türkiye'deki enflasyon arz enflasyonu. Yani kötü yönetimden kaynaklanıyor. Döviz kuru yükseldiği için ve bu Türkiye'de dışa açık bir ekonomi olduğu için ağırlıklı enflasyon bundan kaynaklanıyor. Vatandaşların alım gücünün artmasından kaynaklanmıyor. Üstelik Türkiye'de asgari ücret de çok düşük. Türkiye'de asgari ücret çok düşük. Yani Türkiye'de 30 milyon kabaca diyelim ki düşürüyorlar onu. İstihdam ordusu var. 9 milyon işsiz var. 20 milyon, 22 milyon çalışan var diyelim. Yani gerçek rakamlar üzerinden söylemeye çalışıyorum. Zaten %33'ü kayıt dışı. Kalanların %45'i asgari ücret civarında ücret alıyor. Asgari ücret açlık sınırının hemen altına düştü. Yoksulluk sınırı derseniz çalışanların %75'i %80 orada. Yani sefalet içerisinde can çekişen bir ülkedeyiz. Ve bunda bu kapitalist önyargıların yani gerçekten büyük parayı var. Artık dünya bu sistemi tartışmaya başladı. Bunun yürümediğini tartışmaya başladı.
Burada bizlerin de tartışmaya ihtiyacı var. Yani ben kendimi sosyal demokrat tanımlıyorum. Bütün sol çevrelerinde bu konuda bir tartışmaya ihtiyacı var. Çünkü bize yüklenen misyon hep bölüşüm üzerine yüklendi. Bir kalkınmacı yanımız olmadığı düşünüyor. Kalkınmacılık hep bir sağa doğru yapıldı. İhale edildi, öyle algılandı. Oysa ki bu yeni dünya düzeni içerisinde hem adil bölüşümü, hem dengeli kalkınmayı, hem çevreye saygıyı birlikte gerçekleştirebileceğimiz bir modele bu ülkede ihtiyaç var. Bence biz bu ülkede başarırsak bütün dünyada da başarmış olacağız. Ama artık bölüşüm kadar kalkınmayı da konuşabilmeliyiz. Yani kadınlara ait bir kooperatif tarafından yönetilen bir şirket de kâr edebilir. Bu şirket de ayağa kalkabilir. Çiftçilerin bir araya gelmeleriyle konulacak çiftçi birliklerinin ticari faaliyetleri çok kârlı hale gelebilir. Bunun dünyada örnekleri var. Biz CHP olarak çok ciddi bir şekilde bu konuda çalışma yürütmeye çalışıyoruz. Yani zenginleşme, eşitlikçi ve adil olabilir çalışması yürütmeye çalışıyoruz. Diyorum ya, Tayyip Erdoğan bilinen vahşi kapitalist, hatta yağmacı vahşi kapitalist, nepotizmci, kronizmci, ya kapitalizmin Türkiye'ye nelere mal olduğunu gösterdi. Şimdi bize düşen bu eşitlikçi, adaletçi, bölüşümcü, bence aynı zamanda İslami, imani, aynı zamanda ahlaklı bu düzenin de insanları zengin edebileceğini bu ülkeyi ispatlamamız gerekiyor. Burada düşeceğimiz hata şu olur. Tekrar bu ülkedeki bu tartışmayla birlikte klasik fay hatlarını harekete geçirmeye çalışacaktır. Çünkü başka çaresi kalmadı. Bu kıdem tazminatı onları sonbahara kadar ya çıkardı ya çıkarmadı. Yani herkes bir erken seçim tartışması yapıyor zaten. Biraz uzattım. Birkaç şey daha söyleyip üstatlara şey yapacağım, bırakacağım. Yani Türkiye şu an iflas etmiş bir ülke durumunda. Bir borç krizi söz konusu, bir işsizlik krizi söz konusu, bir döviz krizinin arifesindeyiz. Bir bütçe krizine doğru gidiyoruz. Artık şimdi işçinin birikmişine el attı. Ben burada sermaye çevrelerini, iş çevrelerini de uyarıyorum. İkinci adres kendileri. Belki varlık vergisi olacak, belki mevduatlar vergisi olacak, belki başka şeyler olacak ama işçiden sonra geleceği kapı işveren kapısıdır. Onun için işverenin de bu konuda kararlı olması gerekiyor. Korkaklığa gerek yok, sürekli iktidar yanında görünmeye gerek yok. Çünkü bu merdiven böyle örüldü. Bugün işveren de işçisinin yanında durmak zorunda. Ben burada bırakayım mı? Üstadların çok lafını almayayım diye, sözünü almayayım diye bıraktım. Evet, Aykut Bey teşekkür edelim. Efendim şimdi çok kısa bir aramız var. Sadece 40 saniyelik bir aramız var. O 40 saniye sonunda lütfen ekranlarınızdan ayrılmayın. 40 saniye sonra yeniden karşınızda olacağız. Kısa bir aranın ardından yeniden karşınızdayız sayın seyirciler. Erol Bey sizle devam edeceğiz. Şimdi Aykut Bey çok önemli noktalara temas etti. Çok önemli noktaların altını çizdi ama aslında işveren de çok sıkıntılı. Niye sıkıntılı? Çünkü zaten Türkiye bu salgın başlamadan önce bir ekonomik kriz içerisindeydi. Salgınla beraber o kriz daha da derinleşti Türkiye için. Kaynak da yaratamıyoruz. Şimdi tabii bu kıdem tazminatı ve işsizlik fonuna işveren katkısıyla işverenin üstündeki yük bir miktar daha artacak. Para da kazanamıyorlar. Dolayısıyla alışverişler de azaldı. Şöyle bir şey söylüyor işveren. Şimdi bu kıdem tazminatının konuşma zamanı değil. Çünkü Türkiye'nin yapması gereken daha önemli şeyler var. En azından istihdam, işsizlik, kaynak yaratma gibi bir takım sıkıntılarımız var. Önce bunları konuşalım diyor ama siyasi iktidar bunu pek dinlemiyor. Siz neler söylersiniz? Şimdi bir kere galiba öncelikli olarak şunu söylememiz lazım. Bu hükümet gerçekten ekonomiyi nasıl yöneteceğiyle ilgili olarak belli bir fikri yok bence. Tamamen günlük, haftalık gelişmeleri dikkate alarak kararlar veriyorlar. Dolayısıyla da ben ekonomiyi çok kötü yönettikleri kanaatindeyim. Ama kısa bir perspektif olsun diye söyleyeyim. 2008 krizi biliyorsunuz bütün dünyada bütün ekonomileri çarptı ve 2009 yılları da biz yaşadık bunu. 2008'de teğet geçti geçmedi tartışmaları vardı. Ama 2009'da %5'e yakın bir daralmayla biz yaşadık 2009'u. Daha sonraki yıllarda benim anladığım kadarıyla hükümetin kimyası bozuldu. Hükümet serbest, tırnak içinde söylüyorum, serbest piyasacı olduğunu söylüyordu. Fakat giderek her geçen gün
diyebilirim ki daha fazla merkezileştirilmiş kararlarla ülkeyi yönetmeye soyundu. Ve bu süreç bugüne kadar geldi ve diyebilirim ki şu andaki her ne kadar Tayyip Erdoğan hala serbest piyasa ekonomisinden söz ediyor olsa bile esasında var olan ekonominin adı benim kanaatimce komuta ekonomisidir. Çünkü bütün kararlar saraydan veriliyor ve dolayısıyla da sarayın verdiği ki bu şu demektir, bir avuç bürokrat ve bir avuç siyasetçi tarafından 80 milyon insanın hayatıyla ilgili kararları veriyorlar ve bu tabii kararların yanlış olma olasılığı çok fazla olduğu için de birçoğu yanlış olarak gerçekleşiyor. Dolayısıyla da burada bir kere bunu söylemek lazım. İkinci olarak iş dünyası nasıl karşılıyor diye baktığımızda, bakın son günlerde bir aktif rasyosu meselesi gündeme getirdiler. Neydi aktif rasyosu? Şuydu, diyebilirim ki Tayyip Erdoğan bankalarla sürekli bir itişme halinde, çok ara ara bunun rengi ortaya çıkıyor bu konudaki düşüncesi. Fakat aktif rasyosuyla esas itibariyle bankaların gördüğü risk algılarının ötesinde kendi kurumları gibi davranmaya zorluyor onları. Ve o sebeple de bir anlamda piyasada yaptığı operasyonlarda aktif rasyosuyla bankaların da aslında kendi iktidarının perspektif içinde davranmalarına sebep oldu. Bakın BDDK şu son aktif rasyosu gündeme geldiğinden bu yana 100 milyon dolar civarında ceza kesti, evet, bankalara. Dolayısıyla da benim anladığım kadarıyla Türkiye'de iş dünyasının belirli bir kesimi, daha doğrusu iş dünyası da Türkiye toplumu gibi parçalı bir yapıya sahip. Tek bir uniform bir şey yok ortada. Farklı gruplar var ve bu farklı gruplar arasında itişmeler var ama asıl önemli olan şey saray birçok sermaye grubunu kendi kontrol altında tutabiliyor şu ana kadar. En azından bunu götürdüler. Şimdi niye bu mesele gündeme geldi hakikaten? Kıdem tazminatı meselesi. Çünkü kaynağa ihtiyaçları var, paraya ihtiyaçları var kısacası. Ve bu parayı nerede bulurlarsa alıyorlar neredeyse. Yani biz mecliste son günlerde bu 15 Temmuz gazileriyle ilgili bir tartışma çıktı ya son günlerde. Evet. Ya hala 15 Temmuz gazileri için toplanmış olan paranın adı konamadı bir türlü. Çünkü o parayı muhtemelen bir yerlere harcadılar bunlar diye düşünüyorum. Dolayısıyla da hükümetin politik tercihleri doğrultusunda, ekonomideki tercihleri de tamamen el yordamıyla gidiyor. Sürekli operasyon ve manevralar yapmaya çalışılıyor. Ve bütün hepsi de tabii ki tahmin edebilirsiniz ki kendi iktidarlarının devam ettirmeye yönelik olan işler bunlar. Ve burada belki uzatmadan şunun altını çizeyim ki bu merkezi kararlar, ekonomide verilen merkezi kararlar aynı şekilde sosyal ve siyasi hayatımızla ilgili de alınan merkezi kararlar olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla da şunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Hükümetin kimyası bozulmuştur. Ne yaptığını tam olarak bilmemektedir. Ve bir zamandan itibaren de giderek daha baskıcı, giderek daha demokrasiden uzaklaşan bir Türkiye'ye rağmen gidecek başka yer bulamadığı için işte en fazla Irak'a gidiyor, Suriye'ye gidiyor. Anladığım kadarıyla Libya'ya gidiyor ve oralardan bir milliyetçilik söylemi üretmeye çalışıyor ki ola ki eğer bir seçim olacaksa tekrardan kendi tabanını konsolide etmek için ihtiyacı olan bir ideolojiye sığınmış oluyor, milliyetçiliğe sığınmış oluyor. Oysa uzatmayayım, Türkiye halkının sorunları var. Türkiye halkının sorunları sadece ekonomik de değil, siyasi ve sosyal olarak da sorunları var. Bu sorunlar ortada duruyor. Bu soruların çözülmesi diye bir mesele var ve hükümetin görebildiğim kadarıyla bu meselelere karşı büyük bir mesafe almış durumda. Özellikle birazdan herhalde konuyu açacağız. Halkların Demokratik Partisi'ni terörize etmek, onu kriminalize etmek üzere elinden geleni ardına koymuyor bu hükümet. Dolayısıyla da bence iktidarının sonuna gelmek dediğim şey budur. Bunu yaşıyoruz gibi geliyor bana. Ben de uzatmayayım, arkadaşlara zaman kalsın. Teşekkür ederiz Erol Bey. Alper Bey, şimdi bu kıdem tazminatı meselesi bütün işçilerin problemi. Yani hak iş üyesi olmuş, disk üyesi olmuş, Türk iş üyesi olmuş veya başka sendikalar, konfederasyonların
üyeleri olmaları hiç önemli değil. Ama şöyle de bir nokta var. Sanki işçiler hipnotize edilmiş gibi. Yani ben şimdi başka bir ülkede olsa bu herhalde yer yerinden oynamıştı. Kıdem tazminatımız elimizden gidecek dendiğinde. Ama Hakiş'teki işçilere de işte Türk İş'tekilere de baktığımızda veya diğer sendikalara baktığımızda sanki fazla ses yükselmediğini görüyoruz. Neden böyle oluyor sizce? Şimdi tabii bu sendikal yapılarından kaynaklı bir olgu var. Yani 12 Eylül'den bugüne işlenmiş olan bir anlayış, bir sendikal anlayış bütünüyle hükümet yanlısı, iktidar yanlısı, doğal olarak etliye sütlüye karışmayan, kendi dar bürokrasisinin hesapları içerisinde olan bir sendikal anlayış AKP döneminde daha da katmerleşti. Yani bir tür AKP'nin sendikaları haline geldi. Eskiden devlet sendikaları vardı, şimdi AKP sendikaları oluştu. Yani eskiden kamu çalışanları vardı, biz onlara kamu çalışanı dedik. Şimdi AKP çalışanları haline dönüştürdüler. Yani valisiyle, kaymakamıyla, devlet bürokrasisiyle. Yani devlet olgusu daha da nötrdü, yani daha da genişti, daha da farklı kesimleri içeriyordu. Şimdi devlet homojenleşti doğal olarak AKP. Devleti diyebileceğimiz bir devlet oluştu ve sendikalarda diski bir tarafa koyarsak esasen iktidarın ve AKP devletinin sendikalar haline dönüştü. Türk İş'te birkaç tane muhalif yapı vardı. Onları da bütünüyle tasfiye ettiler. Sonra sınıf üzerine büyük bir ideolojik bombardıman yapıldı. Yani 12 Eylül'den bu yana sınıf bilinci, sınıfın kendini bilme hali, kendi bilincini örgütleme hali bütünüyle zayıflatıldı, törpülendi. Doğal olarak sınıf bilinci bütünüyle geriledi. Bu bilincin yerine şükürcü bir bilinç. Yani doğal olarak başına gelen sömürüyü, başına gelen belayı, iş cinayetlerini, üretim ilişkilerinden değil de bir tür Allah'ın takdiri, kaza, kader, iman, kaza, kader olarak gören bir bilinç de işçi sınıfı içerisine geliştirildi, güçlendirildi. Bir de ekonomik sorunlar çok derinleşti ve iş sahibi olabilmek her şeyden önce büyük bir olgu haline geldi. Yani şu kadar düşük alsam da şöyle olsa da işim mi var? Bu çok önemli bir olgu haline geldi. İşsizlik almış başını gidiyor. Doğal olarak o yedek ordu, yani işsizlik bir yedek ordu gücü olarak da çalışan işçiyi aynı zamanda tedirgin ediyor ve işçi sınıfı içerisinde farklılıklar oluşmaya başladı. Bunu özellikle sermaye ve devlet geliştirdi. Yani karşımızda tek bir merkezden saldıran, tek bir merkezden planlar yapan birleşik bir sermaye hareketi ve birleşik bir devlet aklı. Aslında o birleşik devlet aklı bugün hocam Erol hocam da söyledi. Erdoğan da cisimleşmiş, sarayda cisimleşmiş. Ama sınıfa karşı birleşik bir sermaye hareketi var, sermaye örgütü var. Ama işçi sınıfına bakıyorsun, işçi sınıfı dağınık, parçalı. Yani her düzeyde dağınık, parçalı. Yani doğal olarak kafa emeği, kol emeği, emeğin güvenceli, güvencesiz, nitelikli, niteliksiz ve benzeri, beyaz yakalı, mavi yakalı ve benzeri dediğimiz ve güvencesiz bir işçi sınıfı. Yani bunlara baktığınızda ve sendikal düzeyinde zayıf olduğu bir yerde tabii sınıfın bütün bunlardan hareketle böyle bir tehdide başka ülkelerde olduğu gibi karşı koyabilmesi, niye karşı koyamadığını anlayabiliyoruz. Ama bu karşı konulamayacak manasına gelmiyor. Aslında içeriden bir kaynama olduğu, içeride bir tepkinin biriktiği, işte en son bir birleşik metal iş kolunda büyük bir sendika bürokrasisine karşı bir işçi patlamasını görmüştük, yaşamıştık. Bir tür işçilerin gezisi diyebileceğimiz bir olguyla yüz yüze gelmiştik. Türkiye'de böyle bir olguyla tekrar karşılaşmak mümkün. Yani sürecin seyri büyük birikmeler yaratıyor. Yani bunu söylememiz gerekiyor. Ben geçen bir televizyon programında ya işte bu AKP bizim gibi biraz orta sınıf kesimlerin gezi benzeri bir müdahalesinden, kalkışmasından, isyanından korkuyor ve buna dönük yığınak yapıyor esasen. Buna uygun bir kendine hazırlık yapıyor. Ama tablo şu, Türkiye'deki tablo şu,
AKP tabanının kendisinin içerisinden patlayacak bir kabarmayla, kalkışmayla yüz yüze kalacağımız gözüküyor. Yani bunu görmek gerekiyor. İşte tam bunları konuştuğumuzda, işte öyle şey mi olur, hatta ne demek istiyorsun, şeye mi teşvik ediyorsun insanları diye büyük bir troll saldırısına da uğradık bu arada. Ama bizim söylediğimiz milleti bir şeye teşvik etmek değil, ortadaki sosyolojik olgu bunu gösteriyor. Tam bunu dediğimiz noktada az önce Erol Hocam da söz etti, Aykut Hocam da söz etmişti. İşte Gazi, 15 Temmuz gazileri AKP genel merkezinin önünde protesto ettiler. Bunlar AKP'nin etkilediği toplumsal kesimler ve paralarına, kendileri için toplanmış paraların hesabı verilmiyor. Şimdi doğal olarak önümüzdeki dönem bizzat AKP'nin dayandığı sosyolojiden değişik toplumsal kesimlerin AKP iktidarına karşı kendi toplumsal talepleriyle AKP'nin karşısına dizilecekleri bir olguyla yüz yüze geleceğiz. Bu gözüküyor. O yüzden neyin olabileceğini kestirebilmek mümkün değil. Bu sosyolojik bir olgu, kestirilemez ama şu gözüküyor. Yani sendikalara rağmen, sendikaların bir bürokrasisine rağmen, sendikaların bu devletçi anlayışına rağmen doğal olarak içeride büyük bir birikme var, açlık var, işsizlik var. Ve giderek üzerlerine gelinen büyük yoksul kesimler var. Yani bunlara dönük herhangi bir sosyal politika düşüncesi bile yok AKP'nin. Yani IBAN'la bizzat insanlardan para toplayan ve sosyal olarak herhangi bir kaynağı bir kenara koymayan ve insanların birikimlerine de göz koymaya çalışan bir iktidar karşısında toplumsal talepler etrafında bir toplumsal muhalefetin yükseleceğini görmemiz gerekiyor. Burada bir nokta koyalım isterseniz. Bu arada Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel de aramıza katıldı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Gökhan Bey. Ve İyi akşamlar diliyorum. Küçük bir şey galiba değil mi? Geçmiş olsun diyelim. Sağ olun. Yine de iyisiniz. İyiyiz, teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bir sıkıntı yok. Buradan yok. Seyircilerimize Ankara'dan de... Ankara'dan gelirken küçük bir tedbir almamız gerekti. Tekerlekle ilgili. Arabayla gelip geliyoruz. Evet. Öyle otomobille. Öyle. Peki, hoş geldiniz hoş aramıza. Hoş çok bulduk. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Şimdi bu bölümde HDP'ye yapılan engellemeleri konuşacağız. Yani HDP üzerinde aslında hak ve özgürlükleri konuşacağız. HDP darbe karşıtı, darbeye karşı demokrasi yürüyüşü başlattı. Aslında Cumhuriyet Halk Partisi de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'da bir adalet yürüyüşü başlatmıştı. HDP de bir taraftan Edirne, diğer taraftan Hakkari'den Ankara'ya doğru yürüyüşe çıktı ama o yürüyüş anons edildi. Anons edildikten sonra da engellemeler anons edildi. HDP'lilerin şehirlere alınmayacağı, yürüyüşe izin verilmeyeceği anons edildi. Bu bölümde ben değerli konuklarım da müsaade ederlerse birinci dereceden muhatap olduğu için Erol Bey ile başlamak istiyorum. Erol Bey, şimdi HDP bu yürüyüşü başlattı. Aslında bu bölüme dair iki tane konumuz var. Bir tanesi HDP'nin yürüyüşü, diğeri de HDP'ye medya ambargosu. Aslında medya ambargosu mu yoksa bir taraftan HDP'nin hedef haline getirilmesi mi? Bütün bunları konuşacağız ama öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Bu bizim Tele1 televizyonumuzda bütün herkese yer var. Biz kimseyi ayırmıyoruz. Siyasi parti, siyasi görüş, kimlik, HDP'li, AKP'li, CHP'li, MHP'li hiç kimseyi ayırmıyoruz. Ya da her kimse fikrini bu ekranlarda beyan etmek isteyen hiç kimseyi ayırmıyoruz. Herkes bu telefonda, televizyonda fikrini beyan edebilir. Demokratik ölçülerde kimseye hakaret etmeden, kimseye saldırmadan biz bu konuda sonsuz derecede demokratız ve herkese aynı mesafedeyiz. Öncelikle bunu söylememiz lazım. Basın ilkeleri de aslında bunu gerektiriyor. Önce bunun altını bir çizelim kalın kalın. Ve sizleri de aramızda görmekten çok memnunuz, mutluyuz. Bütün siyasi partileri, bütün siyasi kimlikleri olduğu gibi. Ve şimdi öncelikle yürüyüşle başlamak istiyorum. Siz darbe karşıtı bir demokrasi yürüyüşü başlattınız. Bu yürüyüşe engellemeler oldu, laf söyleyenler oldu. Şimdi öncelikle şunu söylemek istiyorum. Siz HDP darbeye karşı demokrasi yürüyüşüyle ne hedefliyor?
Şimdi Gökhan Bey, ben önce partim adına size teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten de 6 milyon insanın oyunu almış olan bir partinin medyadan uzaklaştırılmış olması bir gerçek ve çok üzücü bir gerçek esas itibariyle Türkiye'nin demokrasisi açısından söylüyorum. Ve doğrusu sizin kanalınız ve birkaç kanalın bu konudaki duyarlılıkları ile ilgili olarak ben şahsen teşekkür etmek istiyorum öncelikli olarak. İkinci olarak biz niçin başladık? Doğrusunu isterseniz çok açık bir sebebi vardı. Henüz daha yargılama süreçleri bitmemiş olan Musa Farisoğulları, Leyla Güven ve Enis Berberoğlu'nun bir günde hiç de doğrusunu isterseniz gündemde olan ya da olmasını icap ettiren hiçbir şeyin olmadığı bir günde mecliste bu üç arkadaşımızın fezlekeleri okundu ve vekillikleri düştü. Şimdi bu açıkçası bir zamandan beri AKP hükümetinin hani bir zamandan beri derken hani neredeyse 15 Temmuz'dan sonraki süreci de kastederek söylüyorum. Evet. Ele geçirmiş olduğu siyasi gücü kullanarak bir kez daha anayasayı tanımadığını, kanunları tanımadığını işaret eden bir olaydı bu bizim için ve dolayısıyla da biz buna tepki göstermek zorunda hissettik kendimizi. Çünkü gerçekten de karşımızda kanun tanımayan, anayasayı tanımayan bir hükümet vardı ve neredeyse diyebilirim ki herhangi bir meşruiyet aramaksızın istediği gibi yapabiliyordu. Şimdi buna karşı biz pandemi sürecine de dikkate alarak bir format dizayn ettik ama bu yürüyüşün, demokrasi yürüyüşünün fiilen sokakta yürümek anlamına illa gelmesi gerekmiyordu. Çünkü demokrasi belki de ünlü bir Fransız felsefeci öyle söylüyor. Gelmekte olan demokrasi diye belki konuşmak lazım. Yani henüz daha gelmemiş, gelmesini beklediğimiz ve yaratmamız gereken bir hedef gibi de düşünebiliriz. Buradan baktığımızda bizim Hakkari'den efendim Edirne'ye kadar ki biliyorsunuz yürüyüşün ana çıkış noktaları bunlardı ve Ankara'da bitecekti. Burada topluma bir mesaj vermek ihtiyacı hissettik. Yani şunu demek istedik, bizi Adalet ve Kalkınma Partisi elindeki birazdan konuşacağız herhalde medya imparatorluğu ile bizi kriminalize ediyor sürekli olarak. Bizi terörle iltisaklı bir partiymiş gibi bir tür yasaklı hale getirmeye çalışıyor. Ve bundan dolayı da etrafımızdaki siyasi partiler de bundan bir şekilde rahatsız oluyorlar. Çünkü açıkçası bizim muhatabımız olan kişi bir cumhurbaşkanı ve elindeki imkanlar öyle böyle değil. Diyebilirim ki bütün gazeteler, televizyonlar, sizin birkaç kanal haricinde hepsini etkileme şansına sahip olan, imkana sahip olan bir iktidarın baskısıyla karşılaşmış olan bir parti olarak biz buna itiraz etmek ihtiyacı hissettik ve bir anlamda topluma biz Hakkari'den Edirne'ye kadar bütün bu insanların, halkımızın, halklarımızın esasında taleplerini ifade eden, onların demokrasi ve ekonomik taleplerini dile getirmeye çalışan bir parti olduğumuzu anlatmaya çalıştık. Doğrusu isterseniz bugüne kadar birkaç hadisenin dışında da başarılı bir yürüyüş gerçekleşiyor. İnşallah cumartesi günü Ankara'da noktalanmış olacak. Ama bütün bu süreçte de görebildiğimiz kadarıyla toplumda inanılmaz bir potansiyel var, itiraz etme isteği var. Fakat tahmin edebileceğiniz gibi İçişleri Bakanlığı'nın gücü, polis gücü diyelim, kolluk güçleri buna izin vermiyorlar. Her yerde bir baskı koymaya çalışıyorlar. Dolayısıyla da yani ben burada keseyim, arkadaşlarımız çoğaldı orada, onlara da zaman kalsın. Ama Halkla Demokratik Partisi'nin neden bu demokrasi yürüyüşü yaptığını sanırım anlatabildim. Buna itiraz etmek gerekiyordu ve biz onu yaptık. Evet, teşekkür ederim Erol Bey. Aykut Erdoğdu, şimdi Cumhuriyet Halk Partisi de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu
Ankara'dan çıktı ve İstanbul'a bir adalet yürüyüşü başlattı. Şimdi orada da bir tepki vardı. HDP'de de yine bir tepki yürüyüşü bu. Yani bu yürüyüşler, demokrasi, haklar partiden partiye değişebilir mi? Yani CHP ve HDP yürüyemez, AKP ve MHP yürüyebilir. HDP ve CHP şunu yapamaz ama MHP ve AKP bunu yapabilir. Onun demokratik hakkı var ama bunların yok. Böyle bir demokrasi ya da böyle bir yasal usul olabilir mi? Yasa olabilir mi? Ya da yani böyle bir neye bağlı daha doğrusu bütün bunlar? Az gelişmiş diye bağlı. Yani demokratik olarak az gelişme, standart olarak az gelişme, ekonomik olarak az gelişme, kalkınma olarak az gelişmeye bağlı. Şimdi öncelikle hepimizin şunu aklında tutması gerekiyor. Biz baskıcı bir düzene karşı, bir parti devletine karşı, bir tek adam rejimine karşı hep birlikte mücadele ediyoruz. Hep birlikte mücadele etme kavramı bizim aynı disiplinden olduğumuz, aynı partiden olduğumuz, aynı şeyleri savunduğumuz anlamına gelmiyor. Ama artık hepimiz demokrasi ve adalet surlarının arkasına çekildik. Artık bu son kale. Burayı düşürürsek bütün ülke düşer, bütün millet düşer, bütün insanlar düşer. Ve bu sur yıkıldığında Kürt'ü, Türk'ü, Alevisi, muhafazakarı, seküleri herkes altında kalır. Onun için bu bilinçte olmamız gerekiyor. Siyaset böyle yapılınca çok kolay olmuyor. Yani Tayyip Erdoğan'ın temsil ettiği zihniyete karşı bütün bu hassasiyetlerin, bütün bu farklılıkların birlikte mücadelesi kolay olmuyor. Biz mesela birçok söyleyeceğimizi artık bu Millet İttifakı şeyinde düşünmek durumunda kalıyoruz. Hepimizin de aynı hassasiyeti göstermesi gerekiyor. Çünkü Tayyip Erdoğan belli ki seçimleri kaybedecek. Çok açık, çok net. Yani en ufak bir şansının olduğunu düşünmüyor. Yapabileceği en önemli şey, en önemli hareket Millet İttifakı'nı, sandıkta Demokrasi İttifakı'na dönüşmüş, adı resmi olarak Millet İttifakı olan bu ittifakı parçalamak. Bunu da kimlik ekseni üzerinden parçalamak istiyor. Kimlik ekseninden parçalama isteğini şöyle tarif etmek lazım. Bir, Kürt-Türk ekseninde parçalamak istiyor. İki, muhafazakar-seküler ekseninde parçalamak istiyor. Bunun içinde bizim de hata yapmamızı bekliyor. Hep birlikte hata yapmamızı bekliyor. Bu hatayı bilinçsiz yapmamamız gerekiyor. Halkların Demokrasi Partisi sadece bu yürüyüşte değil, uzun zamandan beri çok büyük bir baskı altında. Bunu üzüntüyle izliyorum. Bunu bu ülkeyi kurmuş, Kuvayi Milliye kökleri dayanan Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurucu partisinin milletvekili, genel başkan yardımcısı olarak hüzünle izliyorum. Nedir bu şeyi, baskıyı kuranların tezi? Ülke bölünür, ülke parçalanır, değil mi? Terör desteklenir diye. Ya Allah aşkına, ortalama bir Kürt'ü düşünün. Halkların Demokratik Partisi'ne oy vermiş. Siz bunun eş başkanlarını Figen Yüksekdağ, Selahattin Demirtaş'ı götürmüş içeri koymuşsunuz. Milletvekillerini tutuklamışsınız. Seçtikleri belediyeye kayyum atamışsınız. Bu insanlar birlikte yaşama iradesi desteklenir mi, zarar mı görür? Yani diyelim ki bu ülkenin bölünmesinden korkuyorsunuz. Bu yaptıklarınız bu ülkeyi böler mi, birlikte mi tutar? Bütün ortalama vicdanın bunu sormasını istiyorum kendisine. Şimdi milliyetçilik bir siyasal akımdır. Milliyetçilik bir milleti sevmek üzerine kuruldu, değil mi? Milliyetçiliğin hassasiyeti bu ülkeyi birlikte tutmak, değil mi? Peki 6 milyon insan kendisinin temsil edilmediğini düşünürse, belediyesine kayyum atanırsa, milletvekilleri tutuklanırsa birlikte yaşama iradesi güçlenir, güçlenmez mi? Ve çok samimi bir soru soracağım. Diyelim ki siz PKK terör örgütündensiniz. Birilerini ikna edeceksiniz. Size katılması için. Göstereceğiniz örnekler bunlar olmayacak mı? Bakın, seçtiğiniz milletvekillerini bile tutukladılar. Bizden başka çareniz yok deme propagandası, deme şansını ellerine vermiyor muyuz? Eğer bu ülkede terörle mücadele edeceksek, bunu baskıyla, polisle, askerle, ki o polisler, askerler de bu ülkenin çocukları, üstelik yoksul çocukları, onlarla halkı karşı karşıya getirerek mücadele edemeyiz.
bu terörü de besler, bu bölünmeyi de besler. Eğer terörle mücadele edeceksek eşitlikle mücadele edeceğiz. Özgürlükle mücadele edeceğiz. Bütün bunları konuşarak birlikte kardeşçe yaşadığımız bir ülkeyi, eşit birlikte kardeşçe yaşadığımız bir ülkeyi inşa edeceksek, bu milliyetçilik tezi altında aslında üstü örtülü bölücülüğü, üstü örtülü ayrıştırmacılığı, üstü örtülü kutuplaştırıcılıkla da mücadele etmek zorundayız. Yani PKK terör örgütünün yaptığı bir eylem üzerinden oy beklemek milliyetçilik değildir, bu ülkeyi sevmek değildir. Eğer milliyetçilik bu ülkeyi sevmekse bu yanlış bir sevgidir. Ben bazen bunu kadın cinayetine benzetiyorum. Çok sevdiği için öldürenlere benzetiyorum. Bize düşen şu an itibariyle bu ülkedeki birlikteliği sağlamak amacıyla demokrasiyi, eşitliği, kardeşliği tekrar gündemimize almak. Silahlı mücadeleyi hiçbir zaman onaylamadık. Hiçbir zaman onaylamayacağız da. Ama şunu bir ortalama bir zeminde konuşabilmenin tek yolu şu bedbaht iktidardan, şu halkı soyan, dünya malı derdine düşmüş, hepimizi soyan, AK Parti'ye oy veren garibanları da soyan, Kürt'ü de soyan, Türk'ü de soyan, mavi yaka, beyaz yaka. Ya biz %99 değiliz. Biz 1.999.999'uz. 84 milyon bir figüre karşı savaş içerisi, savaş demeyeyim, mücadele içerisindeyiz. Ve herkesin aklını başına alması gerekiyor. Düşülen bu tuzağa düşmemek zorundayız. Ayasofya'da başka bir tuzak inşa etmeye çalıştı. Yani Türkiye ekonomik krizin pençeleri altında can çekişiyor. Esnaf can çekişiyor. İşsizlik almış çürümüş. Herkes baskı altında. Bunu unutturmak için Ayasofya tuzağını kurdu. Biz bu tuzağa düşmedik. Ben Türkiye'de demokrasiye inanan bütün parti yöneticilerinden şunu rica ediyorum. Birbirimizden çok farklıyız. Bazen tartıştığımız noktalar olacak. Bazen çatıştığımız noktalar olacak. Ama bu ülke hepimizin. Üstelik Halkların Demokrasi Partisi'nin Edirne'de yürümesi bir fırsattır. Bu ülke bütün Halkların Demokrasi Partisi Edirne'de yürümeli, Kırıkkale'de yürümeli, Sivas'ta yürümeli, Milliyetçi Hareket Partisi Hakkari'de yürümeli. Ama Hakkari'ye gittiğinde sadece polisle askerle değil, orada yaşayan Kürt yurttaşlarımıza da yürüyebilmeli. Bizim artık bu kimlik siyasetinden gidecek bir yerimiz kalmadı. Çünkü kimlikler bizi bölüyor. Oysa ki acıda eşitiz. Oysa ki yoksullukta eşitiz, sömürüde eşitiz. Birlikte daha zengin olabiliriz. Birlikte daha özgür olabiliriz. Çevremizi birlikte daha çok koruyabiliriz. Herkesten son ricam şu, sözü uzatmayacağım. Belli ki bize tezgahlar kuracaklar. Biz Millet İttifakı'nı kurduk ama sandıkta bu demokrasi ittifakına dönüştü. Daha da büyüteceğiz bu ittifakı. Sakın saray tarafından düşülen tezgahlara kimse, kurulan tuzaklara kimse düşmesin. Birlikte buradan hep birlikte 84 milyon Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olarak ülkemizi hep birlikte kurtaracağız. Evet Aykut Erdoğan, çok teşekkür ederim. Alper Taş, şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyasi iktidar adalet yürüyüşüne tepki gösterdi. HDP'nin bu başlattığı yürüyüşe ona keza. Cumartesi annelerine tepki gösteriliyor. Bunların hepsi demokratik haklar. İnsanın protesto etme hakkı var, bireysel olarak da, siyasi parti olarak da, bir sivil toplum kuruluşu olarak da. LGBTİ'lere aynı şekilde veya başka gruplara aynı şekilde, belki sol parti de bundan aynı şekilde muzdarip, öyle değil mi? Bu kadar demokratik seslere aslında bizim vatandaşta bunun aslında karşılığı yok. Vatandaşın buna hiçbir müdahalesi yok, hiçbir karşıtlığı da yok. Ama böyle oldukça siyasi iktidar bunu daha yüksek sesle seslendirmeye başladığında bazı vatandaşlar içerisinde belki karşılık bulabiliyor ama vatandaşın tümünde yok. Fakat böyle demokrasiyi parçalaya parçalaya nereye kadar gidecek bu sizce? İşte yani sonuna gelmiş bir iktidarın yapacağı işler bunlar zaten. Yani sonuçta genel bir laftır, genel bir yaklaşımdır. Toplumu ikna ile yönetemezseniz zorla yönetmeye kalkarsınız ama nereye kadar yönetirsiniz? Zorla bir toplumu nereye kadar yönetebilirsiniz? Şimdi bütün bu uygulamalar esasen AKP'nin toplumu yönetemediği, ülkeyi yönetemediğinin zaten somut örnekleridir. Zayıflığının, güçsüzlüğünün, çözülmüşlüğün bir ürünüdür. Yani kendine güvenen bir iktidar bu tür hakların önünü açar.
Yani yürütür, konuşturur, bütün kürsüleri açar. Çünkü kendine güveniyordur, kendi ideolojisine güveniyordur. İdeolojisi çözülmüş vaziyette, hikayesi bitmiş vaziyette. Dağıtacağı herhangi bir kaynak kalmamış vaziyette. Kendi etrafına topladığı çıkarcı çevrenin dışında esasen çok ciddi bir toplumsal karşılığı kalmamış bir iktidarla yüz yüze. Doğal olarak çare olarak sopayla, zorla yönetebileceğini düşünüyor. Ve bunu öyle bir biçimde yapıyor ki aslında toplumu kamplaştırmak, kutuplaştırmak, bölmek, parçalamak, karşı karşıya getirmek aslında söylem buna yol açabilecek bir söylem ama Türkiye toplumu bu konuda gerçekten sol duyuru diyelim davranıyor. Ve bu tür tuzaklara, bu tür oyunlara gelmiyor. Şimdi şundan dolayı, şimdi siz ülkenin muhalefetini bir milli güvenlik sorunu olarak ele alabilir misiniz? Bu AKP, MHP'ye itiraz eden, muhalefet eden, işte Suriye planına, işte Libya planına, herhangi bir politikasına itiraz eden herkes vatan haini, illet, zillet, düşmanla işbirliği yapan, iç işgalci güçler, milli güvenlik sorunu, terör, terörist filan bu tür ithamlarla yüz yüze bırakıyor. Yani muhalefetin hepsine dair iktidarın, ha burada HDP daha fazla dövülen, daha fazla vurulan bir parti elbette. O ayrı bir şey ama şimdi bakın HDP ile meseleleri tırnak içinde bitti. Şimdi CHP ile bu noktada uğraşmaya başlıyorlar. Evet. İşte yok efendim terör örgütünün destekçisi şudur budur bir takım işte komplolar kurmaya çalışıyorlar, tuzaklar kurmaya çalışıyorlar. Şimdi Türkiye çok olağanüstü bir sürece doğru gitmiş vaziyette, gidiyor. 2020 çok kritik. Yani seçim bağlamında söylemiyorum. Evet. Daha önceki programlarda da söyledim. Cumhuriyet'in 100. yılı. AKP'nin bir planı var, bir programı var. Yani bir cumhuriyetle gerici bir hesaplaşması var. Doğal olarak orada finale doğru gitme. Bir eşik. Evet, bir eşik onlar açısından. İşte Libya, işte Suriye, oralardaki politikalar ve benzeri bir şeye tekabül ediyor. Dış politika anlayışıyla, içerideki yürüttüğü politikayla, Ayasofya tartışmasıyla çok değişik düzlemlerde aslında bir kanala doğru, evet, bir hedefe doğru o süreci ortaya koyuyor. Şimdi burada bütün muhalefet güçlerini parçalamak, terörize etmek, ayrıştırmak, işte Millet İttifakı, Demokrasi İttifakı, onları parçalatmak, ayrıştırarak güç biriktirmeye çalışıyor. Ve bu noktada olağanüstü bir sürecin içerisindeyiz. Burada muhalefetin olağanüstü süreci uygun bir olağanüstü hareketlilik içerisinde olması gerekiyor. Yani elbette ki her partinin işte politikasına saygımız var ama çok geriye doğru çekildiğimizi düşünüyorum. Yani gide gide gerileyebilecek bir yerimiz yok. Yani AKP'nin bu saldırıları karşısında daha önce de programda söyledim, savunmadan bizim çıkmamız lazım. Yani hücuma geçmemiz lazım. Çünkü bütünüyle çürümüş, bütünüyle dökülmüş bir yapı var, haksız da bir yapı var. Yani anayasayı ihlal ediyor, hukuku ihlal ediyor. İşte 15 Temmuz gazilerin parasını iç ediyor. Yani hesap vermeyen, bütünüyle hukuksuz bir iktidar karşısında biz yani sürekli geri çekilme haleti rüyesinde, değişik kaygılarla. Şimdi bu hücumdan kastımız böyle arkasını kontrol etmeyen, sağına soluna bakmayan manada bir hücum değil. Yani sonuç itibariyle muhalefetin bir yerde durması gerekiyor. Oradan geri adım atmaması gerekiyor. En basiti gösteri hakkı, yürüyüş hakkı. Evet. Demokratik bir hak kardeşim. Bırak HDP mecliste seçime giriyor. Mecliste parlamento grubu var. Seçilmiş milletvekilleri var. Şimdi bu gelenek Menderesleri anıyor. Menderes işte yeter söz milletindir. Aldılar, pulluyorlar, bunun edebiyatını yapıyorlar. 2020'li koşullarda seçilmiş iradeler gasp ediliyor. Yani 65 tane HDP'nin belediyesinin 45'ine kayyum atılmış. Kayyum atılma ne demek yani bu millet iradesinin? Seçilmiş milletvekillerinin milletvekillikleri düşürülüyor. Şimdi doğal olarak olağanüstü bir süreç var. Muhalefeti tasfiye, muhalefeti virüs, hastalık olarak görüyor zaten bu iktidar. Doğal olarak bunu göreceğiz. Yani iktidarla bu noktada uzlaşmak, bu noktada bir şeyleri müzakere etmek şansı olmalı aslında da bunu zaten iktidar elinin tersiyle itiyor, her konuda itiyor. O yüzden muhalefet nasıl yapacak? Kontrollü ve örgütlü bir biçimde toplumu örgütleyerek ne yapmalı? Olağanüstü bir hareketliliğin içerisine girmeli. Sokağa çıkmak ile sokakta yürüyüş manasına gelmiyor. Toplumu örgütlemek, halkı örgütlemek, halkın acil talepleri etrafında onlara harekete geçirmek,
ve en temel demokratik haklarımızı kullanmak. HDP'nin bu noktadaki yürüyüşü son derece doğru, son derece anlamlı, iyi bir tutum. Yani bir hak arayışı ve bakın yürüdükçe de bu kendini ifade etme kanalları buluyor. Yürüyüş esnasında değişik toplumsal kesimlerle yan yana geliliyor. Evet. Ve HDP kendini bu şeyden, süreçten kurtarmaya çalışıyor. Kurtarmalı. Çok terörize oldu. Şimdi HDP eleştirilir. HDP hepimizin eleştirme hakkı var. Her parti eleştirilebileceği gibi HDP de eleştirir. Ama HDP eleştireceklerin önce HDP'nin siyaset hakkını savunması lazım. HDP'nin siyaset hakkını savunmayanların HDP eleştirme hakları olmaz. Önce o siyaset hakkının bu memlekette kurulmuş bir partidir. Evet. 6 milyon insan iradesini temsil ediyor. Evet. Bu iradenin siyaset yapma hakkını her alanda kabul edeceksin. Ondan sonra HDP'nin politikalarını eleştireceksin. Evet. Yani bugün Türkiye'de garip bir tablo var. Yani HDP'ye siyaset alanı yok ama herkes HDP'ye onu yap, bunu yap, o yanlış yapıyorsun, öyle yapıyorsun. Bu etik değil, bu ahlaki değil. Bu zaten vicdani bir şey de değil. Şöyle toparlayayım ben. Şimdi parlamentoya çok hapsolmamamız lazım. Hepimiz hiç aslında söylüyorum. Yani bu muhalefetin bütününe konuşuyorum. Ben de muhalefetin bir parçası olarak kendimizi gördüğümüz için sol parti olarak. Yani artık mesela yarın bak çok önemli bir olgu var. Yani HDP'nin yürüyüşünün adı darbelere karşı demokrasi. Bir darbe süreci var Türkiye'de. İşte darbenin bir yönü aynı zamanda işte barolar üzerindeki yasa hazırlıkları, yani tasfiye, baroların tasfiyesi, etkisizleştirilmesi. Bakın yarın savunma yürümeye başlıyor. Savunma yürümeye başlıyor. Baro başkanları yürüyor. İşte kıdem tazminatını konuştuk. İşçiler yürüyecek. Yani sonuç olarak hak arama, barışçıl, demokratik hak arama anayasal bir haktır. Biz bu hakkı savunmak zorundayız. Yani AKP'nin yok efendim şöyle olacak, böyle olacak, ortamı terörize edecekler filan yok. Bak adalet yürüyüşü. Türkiye'nin en büyük, en sivil, evet, en anlamlı şey. Ve biz 23 Haziran ve ondan önce 31 Mart seçimlerini kazandıksak biraz da o adalet yürüyüşleri sayesinde kazandık. Doğal olarak AKP'nin bizi çekmeye çalıştığı mindere girmeyelim ama kendi oyunumuzu kendimiz kuralım. Ve mücadeleyi de sadece parlamento düzlemi içerisine hapsetmeden toplumun içerisine yayalım. Çok değişik biçimlerde yayalım ve bu AKP'nin, bu MHP'nin faşizm anlayışını toplumun içerisinde, halkın içerisinde kıralım. HDP'nin yürüyüşü bu noktada bir pozitif çabadır. Bu çabaları arttırmak lazım, koordine etmek lazım, dayanışma içerisinde olmak lazım ama barışçıl, ama kararlı, ama demokratik, ama kitlesel, ama meşru bir hattı asla ve asla kaybetmeden. Evet, teşekkür ederim. Fethi Bey, şimdi şöyle, yani birincisi HDP, Erol Bey de söyledi, aslında Aykut Bey de söyledi. HDP terörize ediliyor, hatta CHP de buraya çekilmek isteniyor. Alper Bey'in söylediği gibi kim iktidara karşı çıkarsa, karşı bir söylem ederse hemen bir terörist ilanı durumu var ama şimdi haklar, özgürlükler diyoruz, bu kime ne kadar işliyor? Ama işte AKP'nin bu tanıtım reklam medya başkanı Emre Cemil Ayvalı çıktı. Biz dedi FETÖ'yle kol kolaydık ve Kemalistleri tasfiye etmek için yaptık bunu dedi. Ama baktık FETÖ'yle ilgili yazı yazan arkadaşlarımız, gazeteci arkadaşlarımız, yazarlar, akademisyenler hepsi karşıt ve tehlikeli olduğunu söyledikleri halde içeri alındılar. Gözaltına tutuklandılar. Hala içeride arkadaşlarımız var ama bu Emre Cemil Ayvalı denilen arkadaşa henüz hiçbir şey yapılmadı, dokunulmadı bile. Ne savcı, ne yargı, ne suç, hiçbir şey yok. Ve dolayısıyla HDP'ye, CHP'ye böyle atıflarda bulunurken, hani Türkçe'de bir tabir vardır ya, bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu derler. Ne anlama geliyor bütün bunlar? Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi gerçekten, değerli konuklar da bahsettiler, Türkiye'yi dünyada örneği zor bulunacak bir şekilde küme düşürdü. İktidara geldiği son 18 yılda ekonomiden, demokrasiye, hukukun üstünlüğünden, medya özgürlüklerine, pek çok alanda, saydamlığa kadar pek çok alanda 20, 30, 40, 50 basamak geriledi. Ve Türkiye büyük bir bunalımın içine, büyük bir kargaşanın içerisine, büyük bir belirsizliğin içerisine AKP ile birlikte evrildi. Şimdi bu çıkışsızlığı
devam ettirebilmesinin yolu Gökhan Bey, manipülasyona ve baskıya olabildiğince başvurması. Manipülasyon ve baskıyla muhalefet partilerini bastırması. Bakın bizim Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediyeleri de hile ve desise ile belediye başkanları da görevden alındı. HDP'nin 40'ı aşkın belediye başkanı haklarındaki hukuki süreçler tamamlanmadan görevden alındı ve biz eğer yurttaşlığa inanıyorsak, yurttaşlık hukukuna inanıyorsak, demokrasinin en temel kriteri olan seçme ve seçilme hakkına inanıyorsak, anayasanın teminatı altında olan seçme ve seçilme hakkına inanıyorsak, yurttaşlarımızın seçme ve seçilme hakları gasp edildi. Evet. Belediye meclis üyeliklerinden görevden alınabilir ya da geçici süreyle ya da bir dava sonucu görevinden uzaklaştırılan belediye başkanlarının yerine hukuki süreç tamamlanana kadar belediye meclislerinden yeni atamalar yapılır, bu yollara başvurmadılar. Şimdi bunların olmamasının nedeni aslında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin medyadan sorumlu genel başkan yardımcısının itirafı da onu gösteriyor bize. Türkiye'nin 20 Temmuz'da başlayan bir sivil darbenin içerisinde olmasıdır. Türkiye, benim gençliğim, çocukluğum 12 Eylül darbesiyle ilgili kötü uygulamaları yaşayarak, dinleyerek ve okuyarak geçti Gökhan Bey. Fakat öyle bir noktaya geldik ki bugün Türkiye'de 20 Temmuz sivil darbesi, 15 Temmuz darbesini izleyen 20 Temmuz sivil darbesi, inanın 12 Eylül darbesini kat be kat gölgede bırakmış bir şekilde bir heyula gibi ülkenin üzerine çöktü. Hiçbir kural tanımayan, demokrasinin hiçbir prosedürünün işlemesine izin vermeyen, en temel anayasal ilkeleri ayaklar altına alan, doğru bildiğimiz her şeyin yanlış olduğu propagandasını yapan, bu ülkede yaşayan 83 milyon yurttaşı, 83 milyon kardeşi, aynı fabrikada çalışan, aynı toplu taşımacılık aracını kullanan, aynı kazandan, kepçeden tabağına yemek doldurulan işçisini, emekçisini, gencini, kadınını parçala ve bön ve yönet taktiğiyle yönetmeye çalışıyor Adalet ve Kalkınma Partisi. Bir taraftan Türkiye'nin bütün kurumlarını imha ediyor. Bir taraftan Türkiye'nin bütün değerlerini altüst ediyor. İnsanların doğrunun ne olduğunu, yanlışın ne olduğunu bilmelerini önleyecekleri bir propaganda sürecine tabi tutuyor. Bir taraftan da üzülerek söylüyorum, insanların kişiliklerini deforme ediyor. Bakın, yurttaş olduğumuz, özgür insan olduğumuz, kardeşçe dayanıştığımız, aynı ekmeği bölüştüğümüz, ürettiğimiz, okuduğumuz bu sokaklarda bazılarımızı troll olarak istihdam ediyor, kin ve nefret propagandası kusmak üzere eğitiyor, maaşlandırıyor. Bazılarımızı da muhalif, müzmin ülkenin, yurdun karşısındaki odaklar olarak kodlayıp çarpıştırmaya çalışıyor. Şimdi biz büyük bir sınav veriyoruz ve bu sınavı kazanıyoruz Gökhan Bey. Türkiye'nin bütün demokratları, bütün yurtseverleri, bütün hümanistleri, emekten yana olan, gençlikten yana olan, yoksullardan yana olan, kadınlardan yana olan, ezilen, itilen, kakılan, herkesten yana olan bu ülkenin bütün insanları, Anadolu'nun mayasını unutmayan, tohumdaki bilgiyi unutmayan, karakılçık buğdayın bilgisini unutmayan bu ülkenin insanları yeşermeye başladı. Yeşeriyor. Biz adalet yürüyüşünde yeşeriyoruz. Referandumda yeşeriyoruz. 24 Haziran'da, 23 Haziran seçimlerinde, 31 Mart'ta ne yapıyoruz? Türkiye'nin bütün vicdanlı, aklı selimle hareket eden, bütün kişilikli yurttaşları bir araya geliyoruz. Ne için? Kişiliği parçalanmış, kurumları yıkılmış, değerleri imha edilmiş bir ülkeyi yeniden ayağa kaldırmak için. Bizim aslında yaptığımız şey, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin, bakın, ister kayyum atar, ister milletvekilliklerimizi ortadan kaldırır, fesheder. İster sivil darbenin, 20 Temmuz sivil darbesinin gereği olan bütün keyfi uygulamaları eşliğinde medyayı hapse atar, öğrencilerimizi bayramda ailelerinden uzak tutacak şekilde tutuklu bırakır. Hiçbir şekilde Hakkari'den Edirne'ye, Kars'tan Muğla'ya, Samsun'dan Hatay'a kadar
Hiçbir yurttaşımızın hakkını, hukukunu tanımasa da biz bir şey yapmaya çalışıyoruz. Evet. Saray rejimine karşı, tek adam rejimine karşı, nobran, kindar bir siyaset anlayışına karşı biz bir şey yapmaya çalışıyoruz. Ne yapmaya çalışıyoruz? Yurttaşlık hukukunu ve bu ülkenin kişiliğini, karakterini yeniden inşa etmeye çalışıyoruz. Evet. Kurumlarını yeniden inşa etmeye çalışıyoruz. Kurum deyince insanların aklına binalar geliyor. Binalar değildir kurumlar. İnsanların arasındaki hukuktur, insanların arasındaki itimattır. İnsanların aynı ekmeği bölüşme, birbirinden şüphe etmeme kültürüdür. Türk'ü, Kürt'ü, Sünnisi, Alevisi, muhafazakarı, laiki, kadını, erkeği, zengini, yoksulu, bu ülkenin yaşlısı, genci, bu ülkenin bütün ağaçlarını biz bir araya getirip yeniden bir orman yaratmaya çalışıyoruz. 83 milyon yurttaşımızı kucaklayan, Türkiye'nin Orta Doğulaşmasına izin vermeyen, etnik çatışmaların, mezhepsel çatışmaların, saray komplolarının hiçbirine izin vermeyen bir şey yapmaya çalışıyoruz. Sade yurttaşların, evet, işsiz gençlerin, yoksulların, milyonlarca üniversite sınavı sonrası ve öncesi stres çeken gençlerin ve ailelerin, ekmeğini kazanmak için bu krizde ayakta durmaya çalışan KOBİ'lerin, esnafın ranta, zulme, sömürüye, haksızlığa, hukuksuzluğa, nokta teslimi, ihalelere karşı bu milletin yurttaşları var diyoruz. Bu milletin insanları var diyoruz. Dolayısıyla bizim AKP, saray rejimi ne kadar korkutmayla, ne kadar komployla, ne kadar yağmayla karşımıza gelirse gelsin, biz bir şey yapmaya çalışıyoruz. Bakın Selahattin Demirtaş'ın eşi, eşine yapılan saygısızlıktan tutun da bizim milletvekillerimize, gençlik kolları başkanlarımıza yapılan şeye kadar biz bir testten geçiyoruz. Nedir o test? Ağırbaşlılık testi, sağduyu testi, aklı selim testi, solduyu testi, demokratlık testi. Biz bu cürufu, biz bu yıkımı temizleyeceğiz ve Türkiye'yi yeniden inşa edeceğiz. Fabrikalarında asgari ücreti yükselterek, mahkemelerinde hukuku yeniden tesis ederek, tarlalarında tarımı, çiftçiyi yeniden ayağa kaldırarak, özel üniversitelerinde ya da dershanelerinde okuyamadığı için kayıt dışı çalışmak zorunda bırakılan gençlere sahip çıkarak, COVID nedeniyle horlanan, dışlanan yaşlıları sosyal devletin bütün imkanlarına kavuşturarak bir şey yapmaya çalışıyoruz. Anadolu'nun, Rumeli'nin, Mezopotamya'nın, Kafkasların, Balkanların bu coğrafyada karılmış hakkını, hukukunu, kişiliğini yeniden inşa etmeye çalışıyoruz. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin belki Türkiye'ye verdiği en büyük zarar, sevgili Gökhan Bey, büyük bir kişilik aşınması yaratmış olmasıdır. Büyük bir korku, yandaşlık ve yağma kültürü eşliğinde insanlarımızın bir bölümünün kişiliğini zorlayan, gururunu inciten politikalar inşa etmiş olmasıdır. Hapislerde haksız yere yatan onlarca siyasetçi, yüzlerce gazeteci, siyasi aktivist var. Bizim bunların hepsini yeniden inşa edecek bir şeye ihtiyacımız var. Bu da nedir? Bu da yurttaşlık hukukudur. Bakın bu coğrafyada, Orta Doğu'da, Balkanlar'da, Kafkasya'da etnik kimliklerin herkes farkındadır. Komşuluk kimliklerinin, hemşehrilik kimliklerinin herkes farkındadır. Mezheplerin, dindarlığın, azınlık ve çoğunluk olmanın herkes farkındadır. Fakat Orta Doğu'daki bu kaos bize bir şeyin değerini anlattı. Bir şeyin değerini hatırlattı Gökhan Bey. Yurttaşlığın değerini anlattı. 83 milyon amasız fakatsız, hiçbir ayrım gözetmeden bu ülkenin insanların anayasal olarak bir hakka, bir onurlu yaşamaya, sömürülmeden, itilip kakılmadan, dayanışarak birbirlerinin zor durumlarında birbirleriyle yardımlaşma hukukunun lüzumuna işaret etti. Biz yerel seçimlerden geçtik ama biz yerel seçimlerden geçmedik. Biz oy istedik ama sadece oy istemedik. Mesele seçimleri kazanmak, mesele belediyeleri kazanmak değil Gökhan Bey. Mesele bu ülkede Adalet ve Kalkınma Partisi'nin, saray rejiminin tahrip ettiği insanları yeniden kazanmak. Biz insanları kazanma mücadelesi veriyoruz ve bu noktada sadece Cumhuriyet Halk Partisi değil, Türkiye'nin bütün demokratları, bütün yurtseverleri, hümanistleri, İYİ Partisi, Halkların Demokratik Partisi, Saadet Partisi, Demokrat Parti,
Deva Partisi, Gelecek Partisi ve buna katılacak çok sayıda yurttaşımız. Bakın, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin namuslu muhafazakar seçmenleri, Milliyetçi Hareket Partisi'nin namuslu ve muhafazakar seçmenleri, biz bu ülkeyi insanlık onuruna yakışan, yeniden kalkınmayı merkeze koyan, rantı ve sömürüyü ve yandaşlığı değil, 2324 liralık bir asgari ücretle bu ülkenin 8-9 milyon insanının geçinemeyeceğini, herkesin anlayacağı, asgari ücretin daha yüksek olması gerektiğini savunan, KOBİ'lerin ayakta durması için, esnafın ayakta durması için, emeklinin ve yoksulun muhtaç olmaması için namerde ne yapması gerekiyorsa dayanabileceği bir sosyal devleti kurabileceğimiz bir şeyin mücadelesini veriyoruz. Bütün küçük partiler, ÖDP küçük ama yeri ve ağırlığı büyük bir parti, sol parti oldu. Şimdi Alper Başkan'ı da sayıyorum, o da bizim kıymetli belediye başkan adayımızdı. Yani Türkiye'nin bütün sosyalistleri, bütün demokratları, bütün milliyetçileri, muhafazakarları ve Kürt demokratları, sosyal demokratlarıyla birlikte biz bir şey inşa ediyoruz. Bu mesele sadece, biz bu günleri aşacağız. Bu günleri tarih yazacak ve bu günleri bu ülkenin onurlu, aydınlık insanları lehine yazacak. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kurduğu rejim, sarayın kibirli rejimi tarihin vicdanında ve aklında ve ders kitaplarında, tarih kitaplarında mahkum olacak. Çünkü Alper Başkan'ın da söylediği gibi, Alper Bey'in de söylediği gibi iflas etmiş bir projeden bahsediyoruz. İflas etmiş bir projeden bahsediyoruz. Yurttaşlık hukukunu, insanlık hukukunu, Anadolu'nun kadim hukukunu yeniden inşa edeceğiz. Biraz daha aklı selimle, kararlılıkla hareket etmemiz gerekiyor. Çünkü biz yıkımın değil, kuruluşun, teslimiyetin değil, kurtuluşun partisiyiz. Biz kucaklaşmanın partisiyiz, biz kalkınmanın partisiyiz. O parti 83 milyonluk bir parti. Türkiye büyük bir tufandan geçiyor. Otoriter, popülist, tek adam rejiminin tufanından geçiyor Gökhan Bey. Ve Nuh'un gemisi gibi, Nuh'un gemisine binen tüm canlılar gibi, tüm insanlar gibi dayanışmak zorundayız. Bu tufanı atlatacağız. Evet. Önümüzdeki yıllarda yurttaşlarımızın dayanışmasına her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Sabrına her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Fakat ağırbaşlılığına ve kararlılığına, geri adım atmayan kararlılığına her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Bilgelikle biz, AKP'nin bizi götürdüğü 30-40 sene geriye götürdüğü bu yıkımı, içinde ne adalet olan, ne kalkınma olan, ne de parti olan, tek bir adamın, tek bir zümrenin, tek bir ailenin kibrine, ihtiyaçlarına endekslenmiş bu rejimi yurttaşların cumhuriyeti olarak yeniden inşa etmek zorundayız. Emeğin, gençlerin, kadınların, asgari ücretlilerin, yaşlıların ve yoksulların ülkesi olarak inşa edeceğiz. Bu çerçevede demokrasi adına bir tek adım atan, bu ülkede herkes çok kıymetli. Hani diyor ya astronot uzaya indiği zaman, bir insan için küçük bir adım ama insanlık için büyük bir adım. Genel başkanımız da, genel başkanımızın da adalet yürüyüşünde attığı adımlar, HDP'li kardeşlerimizin de, İyi Partili kardeşlerimizin de, Sol Partili kardeşlerimizin de, Saadet Partili kardeşlerimizin de demokrasi için attığı adımlar, döktüğü terler ve gözyaşları boşa gitmeyecek. Ama bizim bilgeliğe ve akla ihtiyacımız var. Umudu büyüteceğiz, kararlılığı büyüteceğiz, dayanışmayı büyüteceğiz diye tamamlamak istiyorum. Her şey daha aydınlık olacak çünkü zulüm iflas etti. Tek kelimeyle zulüm iflas etti. Evet, teşekkür ederim. Şimdi kısa bir ara vereceğiz ama ara vermeden önce son 24 dakikaya gireceğiz. Yani son tura gireceğiz artık. Aşağı yukarı 6'şar dakika sürecek. Ben bir sonraki bölümde neler konuşacağız ondan biraz bahsetmek istiyorum. HDP'ye medya sansürü devam ediyor. HDP bir taraftan HDP tartışılırken aslında hem HDP tartışılıyor hem de HDP'li temsilciler yok. Ve HDP diğer taraftan terörize ediliyor ve terör örgütüyle beraber anılıyor. Onun için de medyada yer verilmediği söyleniyor. Yandaş kanalların çoğu aynı tavır içerisinde. Yani Kürt eşittir PKK, PKK eşittir HDP gibi lanse ediliyor ama HDP'nin içerisinde biliyoruz Türk milletvekili, Türkler,
Kürtler, Çerkesler, Ermeniler, birçok etnik kimlik var. İşte o etnik kimlikler de yani 6 milyon oy almış bir legal partinin, mecliste temsil edilen legal bir partinin terörize edilip, kriminalize edilip öyle lanse edilmesi ve yandaş medyanın da bir taraftan basın ve etik ve özel kuruluş olduğu, devlet televizyonu olmadığı, istediğini çıkartıp istediğini çıkartmadığı, HDP'nin de PKK bir terör örgütüdür adını ağzına almadığı gerekçe gösterilerek o tartışmalara çağrılmamasını, işte bunları hem HDP milletvekili Erol Katırcıoğlu'ya, Aykut Erdoğdu'ya, Alper Taş'a ve Fethi Açıkel'e soracağız. Efendim kısa bir ara veriyoruz, ardından karşınızda olacağız. Evet, kısa bir aranın ardından yeniden karşınızdayız. Erol Katırcıoğlu, sizinle devam etmek istiyorum. Aradan önce de söylediğim gibi maalesef son 24 dakikamız ve aşağı yukarı 6 dakika düşüyor konuşmacı başına. Şöyle bir ismini de söylüyorum. Habertürk televizyonunda HDP tartışılırken HDP temsilcisi yok ama diğer taraftan da işte HDP dediğim gibi terörize ediliyor ve PKK ile ilişkilendiriliyor. Habertürk sunucusu Didem Aslan Yılmaz da biz devlet televizyonu değiliz, özel televizyonuz. İstediğimizi çıkartırız, istemediğimizi çıkartmayız gibi bir ifade kullandı. Ardından Veys Ateş ve Mehmet Akif Ersoy da buna katıldı ve PKK yıkınamayanı davet etmiyoruz, etmeyeceğiz de dedi. Neler söylersiniz? Vallahi tabii bu bence yani terbiyesizlik kelimesini kullanmaktan başka bir şey gelmiyor özellikle. Yani bu yapılan gerçekten kabul edilmesi mümkün olmayan bir şey. Habertürk'ün kendisi, CNN, NTV bir zamanlar beni neredeyse her hafta çağırıyorlardı. Fakat bir süre sonra HDP parti meclisi üyesi olduğum zaman adını söylemeyeyim bir programcı arkadaşım benim kara listeye alındığımı ve dolayısıyla da televizyonlara çıkamayacağımı söyledi. Ve gerçekten de o günden itibaren de televizyonlara çıkamadım. Ama biz onları anlıyoruz esasında. Çünkü yani şöyle söyleyeyim, biraz daha dikkatli baktığımızda medya sektörüne, medya sektörü esas itibariyle doğrudan doğruya saraya bağlı olan bir sektördür. Nasıl bağlıdır diye bakarsanız bütün bu Demirören'den, Turkuaz grubuna, efendime söyleyeyim Şahin grubuna, bütün bu gruplar aslında davet usulüyle üstelik hükümetten, daha doğrusu saraydan ihale alarak bir anlamda faaliyet gösteriyorlar. Dolayısıyla da onları anlıyoruz. Onların bizi televizyonlara çıkarmamalarını anlayabiliyoruz. Çünkü biz çıkarsak bütün bunları konuşmak durumundayız ve bütün bunları anlatmak zorundayız halka. Gerçekten de Türkiye'de şu anda var olan sistemin, ben onu şöyle ifade etmeyi tercih ediyorum. Şu anda devlet kurumları diye kurumlar kalmamış durumdadır. Çünkü devlet kurumları dediğimiz kurumlar aslında toplumda hemen hemen herkese eşit mesafede durması gereken kurumlardır. Ama şu anda baktığımızda hemen hemen bütün kurumlar, istisnasız söylüyorum, bütün kurumlar hükümet kurumu haline gelmiş durumda. Mesela ne bileyim TRT. Şimdi TRT devlet kurumu mu, hükümet kurumu mu? TRT devlet kurumu diyemeyiz herhalde çünkü bizim vergilerimizle faaliyet gösterdiği halde bizi bir defa televizyona çıkartmadığı gibi bizle ilgili hiçbir haber de vermiyor. Yani dolayısıyla da böyle baktığımız zaman aslında kurulu sistemin adını da verelim, adını da koyalım. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden yani bu ucube sistemin başındaki kişi, Cumhurbaşkanı gerçekten de yani Halkların Demokratik Partisi'ni asıl kendisini rahatsız eden bir parti olarak görüyor ve dolayısıyla da bizim herhangi bir şekilde düşündüklerimizi ifade etmek istediklerimizi ifade etme imkanlarını tümüyle kesmeye çalışıyor ve bunu da büyük ölçüde başardı. Allah'tan sizin gibi kuruluşlar var ki Türkiye'de 6 milyon en az 6 milyon oy almış olan bir partinin ne düşündüğünü en azından gördü, yani şu anda olduğu gibi televizyon ekranlarında beni de davet ederek en azından toplumun bir kısmının bizim de ne düşündüğümüzü anlamalarını sağlıyorsunuz. Şimdi düşünsenize Habertürk, NTV, CNN ve diğer grupların televizyonlarına baktığınızda
Bu gruplarda her gece neredeyse HDP konuşuluyor ve bir gün bir Allah'ın gülü HDP'li herhangi bir insanı çağırmadılar. Şimdi bu bile zaten onların asıl niyetinin ne olduğunu çok açık gösteriyor. Yani ben uzatmayayım konuşacak arkadaşlarımız ama ben altını çizerek şunu söyleyeyim. Modern siyaset gerçekten medya siyasetidir. Medya çok önemlidir bugünün dünyasında ve dolayısıyla da muhalefetin bu konuda büyük bir eksikliği vardır. Ve iktidarın da tam aksine büyük bir hazırlıkla zaten geldiği günden itibaren diyebilirim ki bütün medyanın önemli kanallarını kendi kontrol altına almayı başarabilmiştir. O sebeple de inanılmaz bir algı operasyonu yapma imkanlarına sahipler. Yani siz ağzınızda kuş tutsanız fark etmiyor, onlar sizinle ilgili bir şey söylüyorlar ve bunu her gün her saat sürekli tekrarlayarak bir bakıma toplumda bir algı yaratabiliyorlar. Biz kendimize güveniyoruz. İddialarımız var Türkiye toplumu ile ilgili olarak. Çok kısaca demin konuşan arkadaşlar da aslında altını çizmiş oldular bir bakıma. Bugünün siyaseti, Türkiye'de bugünün siyaseti çok kimlikli bir siyaset olmak zorundadır. Çünkü bu toplum çok kimlikli bir toplumdur. Ve işin ilginç tarafı şudur ki Halkların Demokratik Partisi belki de dünyada bir tür öncülük yaparak bu çok kimlikli coğrafyadan, bu çok kimlikli toplumdan yeni bir demokrasi anlayışıyla yeni bir siyaseti ortaya koymaya çalışıyor. Bakın bunu çok iddialı söylüyorum ama şunu altını çizerek devam etmiş olayım. Bugün dünyada çok kimliklilik, bütün toplumlar, bütün ulus devletlerde çok kimlikli yapılar oluştu. Göçlerle vesaire. Dolayısıyla da mevcut temsili demokrasiler aslında yetmez demokrasiler şu anda. Ve dolayısıyla da Batı dünyası da bence demokrasi krizi yaşamakta. Şimdi biz bunu fark etmiş olduğumuzu iddia ediyoruz, kendimiz buna inanıyoruz. Türkiye'nin bütün kimliklerinin, bugüne kadar çözülmemiş sorunları olan bütün kimliklerinin sorunlarını siyasete taşımak arzusundayız. Bize terörist diyorlar, bize şunu diyorlar, bunu diyorlar. Ama bize hiçbir şekilde bunu konuşabileceğimiz bir zemini de vermek istemiyorlar. Biz mecliste örneğin konuşmaya çalışıyoruz. Fakat harolap şorolap bir şekilde bizi bastırmaya çalışıyorlar. Fakat yani onlar da bunun farkında varıyorlar veya varacaklardır ki bu böyle gitmez. Çünkü gerçekten güneş balçıkla sıvanmaz. Biz Türkiye'nin sorunlarını dile getiren bir partiyiz. Gerçeklerini dile getiren bir partiyiz. Ve dolayısıyla da haklıyız. Haklı olduğumuz için de en azından yürüyüşümüze devam ediyoruz diye düşünüyorum. Ben burada keseyim, arkadaşlarım da konuşma hakkı olmuş olsun. Evet, çok buyurun. Teşekkür ederiz Erol Bey. Aykut Erdoğdu, şimdi HDP'ye yapılan bu medya ambargosunu biliyoruz ama Cumhuriyet Halk Partisi de yine benzer bir durumda CNN Türk'ü boykot etti. Ve aslında benzer şeyler yaşanıyor. Bu yandaş medya maalesef aldığı direktiflerle işte muhalefeti bir şekilde engellemeye çalışıyor, sesini kısmaya çalışıyor. Siz neler söylersiniz? Şimdi şöyle, birincisi vicdanı iktidara ve otoriteye göre oluşturursanız, düşünün ki diyelim ki bunlar çok milliyetçi muhafazakar. Evet. Yani bunları onların jargonuyla söylüyorum ki anlaşılsın. Bu ülkeyi Yunanistan işgal etti ve iktidar ele geçirdiler. Eğer iktidara bu kadar kolay boyun eğiyorsalar ona da boyun eğecekler mesela. Vicdanı otoriteye göre oluşturmak. Ya biz bu açılım sürecinde biliyoruz. Açılım sürecinde insanların sahtekarca barış umutlarının nasıl çalındığını biliyoruz. O dönemde de bu ekranları hatırlıyoruz. Üzüldüğüm nokta şu. Ben o kanalın yani çalışanlarına şöyle üzülüyorum. Ya başka türlü ifade edebilirsin. Ya sizi çıkaramıyoruz, şartları biliyorsunuz falan diyebilirsin. Ama bu baskıyı, bu haksızlığı, bu adaletsizliği böyle çok içselleştirmiş kavramlarla anlatmalarına çok incindim. Şunu söyleyeyim. Bu ülkede Halkların Demokratik Partisi bizim siyasi rakibimizdir. Yani normalde İYİ Parti rakibimizdir. Yani 6 milyon oy almışlar. O 6 milyon seçmenle şunu söylüyorum, sakın üzülmeyin. Oradaki söylenen buradaki 84 milyon insanın tutumu falan değildir. Kendi Kürt kökenli yurttaşlarımıza şunu söyleyeyim, sakın şunu düşünmeyin. Türk kökenli yurttaşlarımız böyle düşünüyor diye de düşünmeyin. İncinmeyin, farkındayız. Ne kadar incindiğinizin farkındayız.
Ama bu ülkede bir kişi bile inciniyorsa bunu dert etmemiz gerekir. Ve şunu samimiyetle söyleyeyim, artık birbirimizi anlamak zorundayız. Gerçekten Manisa'nın bir ilçesinde o şehit düşen çocukların evlerini gördüğümde içim yanıyor. Bu ülkenin yoksul Türkleriyle yoksul Kürtlerini siyasi ihtiras uğruna, birilerinin yıldızları parlayacak, birilerinin rantı korunacak, birilerinin makam arabalarına, yani binlerce insanın asgari ücreti kadar makam arabaları finanse edilecek diye bu ülkenin Kürt ve Türk çocuklarının birbirine kırdırılmasına biz karşı koymak zorundayız. Ama bu karşı koymak, kendimizi sonsuz haklı görmek, bir tarafı anlamamak, diğerinin acısını anlamamak, geçmişte bize yaşatılan acıları üzerinden bu acıları sürekli önümüze koyarak gelecekte yaşayacağımız acılara yol açmaksa biz bunu kaybederiz. Biz bu ülkeyi seviyorsak, biz bu ülkenin her köşesini seviyoruz. Ağacını, kuşunu, insanını, türküsünü, lehçesini, kökenini hepsiyle seviyoruz. Biz bu ülkeyi severken de başka bir ülkeden nefret etmiyoruz. Bizim ülke sevgimizin diğerlerinden farkı şu. Biz bir kökenden geldik diye bu ülkeyi sevmiyoruz. Biz bu ülkenin kültürünü seviyoruz, birlikte yaşamasını seviyoruz. Ve bu ülkeyi sevdik diye de başka hiçbir ülkeden, bu Yunanistan olabilir, Ermenistan olabilir, Arabistan olabilir, ırkçı bir nefretimiz yok. Eğer biz bu ülkeyi güzelleştirirsek Orta Doğu'nun mazlum halklarına da örnek olabiliriz. Bakın yanı başımızda binlerce yıldır birlikte yaşadığımız Irak ve Suriye'de olanlar içimizi yakmalı. Sırf mezhepleri birbirinden farklı diye kan ırmakları akıttılar. Sırf kökenleri farklı diye. Yine Allah'tan Türkiye'nin 84 milyon insanımızın vicdanıyla biz hala bundan koruyoruz. Bizi o noktaya götürmek istiyorlar. Ben burada sözümü kesip son kalan 3 dakikamı da Erol Hocam'a vermek istiyorum. Zaten ellerinden çok şey aldılar. Sadece şunu söyleyeceğim. Biz hep birlikte bu ülkeyi hep birlikte sevip hep birlikte güzelleştirebiliriz. Ve ben eminim ki HDP'nin içerisinde HDP'liler de en az bizim kadar bu ülkeyi seviyor. Biz eşitlikle, özgürlükle, sevgiyle bir ülke nasıl sevilir? Bu sevmeyenlere, sevip görünen sevmeyenlere göstereceğiz. Sözümün kalanı Erol Hocam. Çok teşekkür ederim. Erol Bey'e, son sözü Erol Bey'e vereceğim. Şimdi Alper Bey'le devam edeyim. Son 3 dakikanızı saklıyorum, saklı tutuyorum. Onu vereceğim hakkınızı. Evet, o eskiden kalma bir alışkanlık. Beraber Fethi Bey'le yaptığımız programlardan kalma bir alışkanlık. Siz neler söylersiniz Alper Bey? Ya şimdi esasen bu tablo, her şey ortada zaten. Yani bir majestelerin basını, majestelerin gazetesi, majestelerin televizyonu. Etkisiz bunlar. Yani bir önemi yok. Yani oralara çıkmak, oralarda illa bir şey söylemek filan. Yani bu onların yaptığının ötesinde bir manası kalmadı. İzlenmiyorlar, takip edilmiyorlar. Bir etkisi yok. Yani seçim döneminde gördük yani. En son seçim. Yani artık halk bu tür şeylerden nefret ediyor. Yani bu dilden, bu kutuplaştırmacı dilden, bu ayrıştıran dilden, onların takdiri olsun. Öyle yapsınlar, öyle yapmaya devam etsinler. Az izlensinler, az okunsunlar, etkisiz olsunlar. Şimdi iktidarın düştüğü duruma bak. Manşetlerle gelmedik diyen bir iktidar, şimdi manşetlere dayanarak, ona yaslanarak ayakta durmaya çalışıyor. Bu ne kadar acı bir şeydir yani. Bu ne kadar acı bir şeydir. Televizyon izleniyor işte. Başka muhalif televizyonlar izleniyor. Gerçekten öyle yani. Reytingleri artıyor, izleniyor. Çünkü toplumun değişik fikirlerine yer veriliyor bu kanallarda. Orası sarayın, hükümetin bir tür propagandası. O propaganda ters tepmeye başlıyor. Fakat kaçırdıkları bir nokta var. Şimdi bunlar işte terör, terörle mücadele filan konularını çok konuşuyorlar ve HDP'ye bir tutum alıyorlar. Aslında HDP'yi susturarak, HDP'yi konuşturmayarak, HDP'nin siyasal alanını daraltarak aslında tırnak içinde teröre hizmet ediyorlar. Çünkü yani HDP gibi bir parti konuşacak, çünkü onun dayandığı bir sosyoloji var, onun dayandığı bir temel var, bir kitle var. O kitle kendini bulacak, kendi temsiliyetini bulacak, kendi taleplerini yansıtacak ki silaha, şiddete dönük siyasetin önü kapansın. Şimdi bu nasıl aymazlıktır? Bu da anlaşılır bir şey değil. HDP konuşmasın, HDP engellesin, HDP'nin kayyumlarla belediyeleri al. Ne olacak? O zaman Kürt sorununu nasıl çözeceksiniz siz? Yani şöyle mi zannediyorlar, biz PKK'yı askeri olarak
yenersek, bitirirsek, ezersek ki süreç öyle gidiyor. Öyle gidiyor gerçekten. E sonuçta ne olacak? Sorun ortadan mı kalkacak? Yani onun dayandığı, o sosyolojinin ürettiği talepler kaçıncı çatışma dönem, ne kadar isyan oldu, ne kadar çatışma oldu. Sonuçta Kürsoy'un dayandığı temeller var kardeşim. Sen bunu demokratik bir biçimde, bir arada yaşam temelinde, bu ülke sınırları içerisinde, misaki milli sınırları içerisinde, ha bazısına göre bu misaki milli sınırları da dar, evet. Cumhurbaşkanına göre daha geniş yerlere açılmamız gerekiyor. O ayrı bir tartışma konusu da. Şimdi sonuç itibariyle bu ülkenin içerisinde Kürtlerle ve Türkler 21. yüzyılda bir arada yaşamın yolunu bulabilecek miyiz? Bunun için HDP konuşmalı. Bunun için HDP'nin konuşmasını biz sağlamalıyız, onun yanında olmalıyız. Bu sorunun çözümü için yanında olmalıyız. HDP konuşmazsa silahlar konuşacak. Çatışmalar oluyor zaten öyle. O yüzden yani bu meselenin silahsız çözümünü, şiddetsiz, terörsüz çözümünü savunanlar HDP'nin konuşmasına yol açacak. HDP'nin bu meseleyi ele alış tarzı bir siyasi parti olarak sizin istediğiniz gibi o sorunu tanımlamayabilir. Bırak onu halk takdir etsin. Bırak onu onun dayandığı sosyoloji ama bu sorun ancak böyle böyle çözülür. HDP'nin sözü kesilerek değil, HDP'nin sözü çoğaltılarak Kürt sorunundaki bu şiddet sarmalını ortadan kaldırabiliriz diye düşünüyorum. Bu manada da bir yanlışlık yapıyorlar. Ama tabii böyle bir ikiyüzlülük var Türkiye toplum basınında. İşte açılım süreci. Yarın hükümet bakın, iktidar. Bunu da net olarak söylüyorum. Herkesi Kürt hareketiyle ilişki kurmak üzerinden terörle itham eden bu iktidar yarın öbürsü gün bambaşka bir dengeler değişir. Bizzat şu an terörle itham ettiği kesimlerle tekrar yeniden oturur. Bunu da yapan bir iktidardır. Bunu gördük. Yani bunu daha önce gördük. Açılım süreçte. Açılım süreçte. Ya keşke başarılı olsaydı. Orada bir sıkıntımız yok. Keşke demokratik bir biçimde bu sorun çözülebilseydi. Şunu demek istiyorum. Yani nasıl bir şey? Kandil'e gitmek için sıraya dizilen zamandaki basın mensupları şimdi bambaşka bir siyasetin tarzının içerisinde olmuşlar. Süremizin sonuna süremizin geldik. Toparlarsak sevinirim. Toparlanmış olay. Peki, çok teşekkür ederim. Fethi Bey, bununla beraber şunu da soracağım. Hani biz basından bahsediyoruz ama hani bugün ayrıca bir haber vardı. Saygı Öztürk bir haber yazdı. Bu Trabzon milletvekili ve onun eşiyle ilgili. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Saygı Öztürk ki çok hakikaten saygıdeğer ve mesleğin erbabı bir gazetecidir. Araştırır, soruşturur, öyle yazar her şeyini. Dolayısıyla ona ağır ifadeler kullandı. Bir taraftan işte HDP ambargo, diğer taraftan doğruyu yazanlara bir parmak sallama durumu. Ne olacak bu işin sonu? Sıkıştıkça ve çözüm üretemedikleri tescil oldukça ortalama yurttaşın aş, iş, istihdam, huzur beklentilerini karşılayamadıkça faturayı birilerine kesmeye çalışacak Adalet ve Kalkınma Partisi. Saray rejimi ülke içine soktuğu darboğazın kendi suçu olmadığını, özgür medyanın, vicdanlı gazetecilerin suçu olduğunu iddia ederek insanları inandırmaya çalışıyor. Ülkenin içine girdiği dış politika krizini kendi sorunu olmadığını, ülkedeki maceracı dış politikayı eleştiren aklı selim, aydınların, diplomatların, iş adamlarının olduğunu söylemeye çalışıyor. Dolayısıyla bakanlar ya da daha da kötüsü Gökhan Bey, sarayda oturan atanmış memurlar, bürokratlar milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na savcılıklar üzerinden fezleke gönderiyorlar. Şimdi şöyle düşünün, yeter artık söz milletindir diye iktidara gelen bir geleneğin temsilcisiyiz diye ortada geziniyor saray avaneleri. Fakat milletvekillerinin dokunulmazlığı sarayda suçüstü yakalanmış, pergolesi teşhir olmuş bir danışman karşısında milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılabileceği düşünülüyor. Bunun yapılabileceğini düşünüyorum. Fakat bizim bunları tartışmamız doğru. Fakat bizim sadece bunları tartışmamız doğru değil Gökhan Bey. Çünkü bu ülkenin 83 milyon hakikaten sade insanının sorunlarını, ihtiyaçlarını ve duygularını
tartışmamız gerekiyor. İnsanlar bugün bakın çok yüksek bir gıda enflasyonuyla karşı karşıyalar. Çok yüksek bir işsizlikle karşı karşıyalar. Kayıt dışılık artıyor. Ülkenin çok ciddi, belki tarihinde yaşadığı en büyük işsizlik rakamına doğru gidiyoruz. Tabii ki özgür basın haksızlıkları, liyakatsızlıkları, çarpıklıkları ve adrese teslim ihaleleri yazmak zorunda. Çünkü bu görevinin tanımı bu. Bunun da bir bedeli olduğunu Barış Terkoğlu'ndan, Pehlivan'dan, Murat Ağrel'den ve Müyesser Yıldızlan'ımdan ve İsmail Dükel'den, onu da geçmiş olsun diyoruz. Kavala'dan, pek çok kesimden gazeteci, aydın, düşünür, akademisyen içeride hapiste yatarak geçiriyor. Adalet ve Kalkınma Partisi Türkiye'yi şöyle yönetebileceğine inandırmaya çalışıyor. Son yani, bir dakikanız bu arada. Şöyle yönetebileceğine inanıyor Türkiye'yi. Özgür basın olmadan yönetebiliriz diye inanıyor. Siyasi partiler olmadan daha iyi yönetiriz diye düşünüyor. Bağımsız yargı olmadan daha iyi yönetebiliriz diye düşünüyor. Kurumlar olmadan, Türkiye Büyük Millet Meclisi olmadan ve anayasa olmadan yönetebiliriz diye düşünüyor. Düşündüğü her noktada da çuvallıyor, iflas ediyor. Bu ülkeyi anayasasız, kurumsuz, meclissiz, bağımsız yargısız, özgür medyasız, siyasi partisiz, velhasıl kelam yurttaşsız yönetemezsiniz. Ve yurttaşlar artık kazanıyor. Yurttaşların vicdanı, aklı selimi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Türkiye'yi soktuğu deli gömleğini yırtıyor. Her durumda da yırtacak. Burada nokta koyalım mı? Evet. Yani karamsar olmaya gerek yok. Daha fazla dayanışmaya, daha fazla umuda ve kararlılığa gerek var. Karanlık günler geçecek, sabırlı ve kararlı olmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Erol Bey, son söz sizin. Neler söyleyeceksiniz? Doğrusu önce Aykut Bey'e çok teşekkür ederim. Ve tabii stüdyodaki diğer arkadaşlara, Alper Bey'e, Fethi Bey'e çok teşekkür ederim. Tabii size Gökhan Bey. Gerçekten de Halkların Demokratik Partisi'nin bir üyesi olarak bu kadar uzun süre, uzun bir zamandan beri televizyonlarda söz söyleme imkanımız olamamıştı. O bakımdan, verdiğiniz imkana bakımdan çok teşekkür ediyorum. Bu vesileyle program bitmeden önce de birkaç şey de söylemek istiyorum. Bizim evet fikir farklılıklarımız olabilir. Bu çok doğal gibi geliyor bana. Ama ben eminim ki benimsediğimiz değerler bakımından aramızda herhangi bir fark olduğu kanaatinde değilim ben. Yani aynı değerlere sahibiz. İnsanoğlu farklı fikirlere sahip olabilir ama aynı değerlere sahip olup olmaması bence onların birlikteliğini büyük ölçüde belirler. Biz gerçekten demokrasiden, efendim özgürlüklerden ve eşitlikten yana bir siyasi anlayışa sahibiz ki hepimiz aslında birbirimizi tanıyoruz, öyle olduğumuzu da biliyoruz. Evet, fikir farklılığımız olabilir ufak tefek konularda ama mücadele hattında doğrusunu isterseniz paylaşabileceğimiz çok şeyler oldu kanaatindeyim ben de. Son olarak gerçekten bu medyanın bu kadar Halkların Demokratik Partisi'ni gözden düşürmeye yönelik olmak üzere benimsediği politikayı kabul etmemiz mümkün değil gerçekten ve bir tarafıyla düşünüyorum, samimi olarak düşünüyorum, dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey de olmaz da zaten. Yani haberciliğin bir hukuku vardır, bir evrensel ilkeleri vardır. Yani burada hele talihsiz yapılan açıklamalar, Habertürk'ten bahsediyorum. Açıklamalar gerçekten de habercilik açısından bence çok utanılacak cümlelerdi diye düşünüyorum. Ben uzatmadan hepinize çok teşekkür ediyorum. Yani umuyorum ki Türkiye'nin güzel günleri için hepimizin yapacağı şeyler var, yapabilecekleri var. Ve biz kendi hesabımızı Halkların Demokratik Partisi olarak bunu hazırız. Bunu bilmenizi isterim. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz efendim. Erol Katırcıoğlu çok teşekkür ederim. Aykut Erdoğdu çok teşekkür ederim. Alper Taş size de çok teşekkür ederim. Ve Taşkel çok teşekkür ederim. Değerli katkılarınızdan dolayı değer kattığınız programımıza. Efendim Bir Türkiye'nin gündemi programının daha sonuna geldik. Haftaya Perşembe günü yeniden karşınızda olana dek şimdilik hoşça kalın diyoruz.